Efendim, Enderun Sohbetleri'ne hoş geldiniz. Bugün Enderun Sohbetleri'nde alışılmış konuların dışına çıkacağız ve tarihin bir döneminde yaşanmış bir olayı anlamaya, o olay üzerinden de Osmanlı İmparatorluğu'nu yakından tanımaya çalışacağız. Konuşacağımız konu Osmanlılar'da kardeş katilinden biraz daha farklı olarak evlat katli meselesi. Yani sultanların kendilerine isyan ettiğini düşündüğü çocuklarını öldürme meselesini konuşacağız. Ve bunu yaparken de edebiyat tarih arasındaki ilişkiye değineceğiz ve edebiyatın bir tarihi olayı anlamada ve izah etmedeki sağlamış olduğu imkanı konuşacağız. Bugün konuyu konuşacağımız konuğum ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Doçent Doktor Zahit Atçıl. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Zahit Atçıl'ın Kanuni Sultan Süleyman oğlunu Şehzade Mustafa'yı niye öldürdü başlıklı çok kapsamlı ve çok başarılı bulunan, şimdi ben başarılı buldum demeyeyim çünkü haddimi aşmayayım, tarihçiler arasında başarılı bulunan ve referans olarak kullanılan, gösterilen güzel bir makalesi var. Biz kendisiyle bugün Şehzade Mustafa açısından Kanuni ve Kanuni'nin gözüyle de Şehzade Mustafa'yı anlamaya, dönemin siyasi, kültürel yapısını anlamaya çalışacağız. Kendisine bir takım sorular hazırladık. Her zaman olduğu gibi onları kendisine yönelterek mevzuyu açmaya çalışacağım. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Yine vakit ayırıp geldiğin için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beni gerçekten bizim için Kanuni Sultan Süleyman edebiyatçılar için bir şair. Muhibbi Mahallesi ile şiirleri olan ve dolayısıyla her edebiyatçının bildiği, hatta Türk Edebiyatı'nın en büyük, en hacimli divanlarından birine, Edirne Nazmi'yi saymazsak herhalde, biraz onun kadar şiir yazan şair sayısı bile çok çok az. Belki bunda çok uzun bir ömür sürmesinin de etkisi olsa gerek. Ama tek başına uzun ömür sürmesi yetmiyor. Sanırım şiiri de çok seviyor ve şairleri de çok seviyor. O bakımdan da bir ayrı bir yeri var şiir tarihi açısından da. Evet, o Kanuni'den bahseden tüm kitaplarda mutlaka edebiyat ve döneminin şairlerine bir göndermede bulunulur. Ve mutlaka o kitaplarda şiir ve edebiyatla ilgili de bir bölüm olur. Evet. Herhalde bu da onun o yönünü muhakkak, işaret. Muhakkak şairleri beslediği ve onlara destek olduğu açık. Zaten bunu konudaki şairlerin tezkerelerinde de birçok bu konuda bilgiler bulabiliyoruz. Hem Aşık Çelebi'nin Meşari Şuarası'nda hem Mustafa Ali'nin Künül Ahbar'daki tezkere kısımlarında bunlarla alakalı çok çok fazla bilgi var. Şairleri çok seviyor. Bugün belki değineceğimiz Taşlıcalı Yahya'nın da hayatını bir nevi kurtaran Kanuni oluyor. Bu konuda da belki biraz konuşuruz. Evet. Bu Künün, genellikle bu Ali'nin Künül Ahbar'ının o tezkereler kısmı, biyografi kısmı, evet. Aşık Çelebi'nin Meşari Şuarası'nın sanki bir kopyası gibi. Yeniden bilgiler çok örtüşmüş. Bu yani öyle bir şey söylenebilir tabii ama zaten aynı dönem, yani yaklaşık birbirine yakın dönemlerde yazıyorlar. Ondan yararlanmış olma ihtimali çok yüksek tabii ki. Özellikle Kanuni dönemi için. Çünkü Mustafa Ali Kanuni döneminin sonlarına doğru zaten doğdu. Birçoğunu kendisi zaten bilmiyor. O kısımların meşarı şu aradan almış olması büyük bir ihtimal. Tabii Gelibolu Ali diyoruz ama o da çok büyük divanları falan var. 4 tane. Tabii 16. ama 16. Tarihçiler sahip çıkıyorlar, biliyorlar. İyi bir tarihçi evet. Ama aynı zamanda Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden biri. Tabii döneminin en önemli şahitlerinden bir tanesi. Tabii birçok açıdan değerlendirmek gerekiyor. Mustafa Ali'yi kendi bağlamında ve kendi hayatıyla bağlantılı olarak okumak gerekiyor. Zaman zaman bugünkü meseleyle de alakalı konuşacağız zaten. Ali demişken onun biyografisinden bahsetmek, o kitabından bahsetmesek olmaz. Cornell Fleischer'in o meşhur ve çok hakikaten imrendiğim ve bir benzerini bir edebiyatçı için yazmak istediğim o kitabından da bahsetmiş olalım. Evet, benim aynı zamanda doktora hocam. Yani hem çok şey öğrendiğim hem de çok istifade ettiğim gerçekten bir derya, bir alim şahsiyet kesinlikle. Kendisini de her zaman saygıyla anmak. Gelibolu Ali deyince hemen peşinden Cornell Fleischer ismi geliyor. Şimdi
Gelibolu Ali deyince de dağıldık gittik, evet. Oralara falan gittik. Biraz konuya Şehzade Mustafa ve Kanuni Sultan Süleyman'a doğru gelelim. Önce istersen bu evlat katli ve kardeş katli meselesi var. Bu Osmanlı İmparatorluğu'nda Fatih döneminde gerçi kanunlaşıyor. Ama ondan öncesinde de bu kardeşler ve evlatlar arasındaki mücadele ta Osman Gazi döneminden itibaren evet. Devam edelim. Şimdi aslında bunu şöyle almak lazım. Türk-Moğol geleneğine göre egemenlik hanedanın ortak mülkiyeti olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla da her erkek evladın egemenlikte ve toprakta bir doğal hakkı olduğu varsayılıyor. Türk-Moğol geleneği genellikle bunu toprakları paylaştırarak çözüyordu. Her bir evlada bir miktar toprak veriliyor ve onlardan beklenen de o toprakları genişletmesi şeklindeydi. Osmanlılar'da bu tam bu şekilde olmadı ama bunu böyle çok bilinçli bir kararla olmuş bir şey değil aslında. Yani Osman Gazi'nin Orhan Gazi'ye geçerken, sonra 1. Murat'a geçerken öyle bir toprak paylaşımı olmadı. Ama bunu kasten işte biz paylaşmayalım, tek bütün olsun diye düşündüklerini zannetmiyoruz. Bu konuda bir elimizde bir veri yok. Fakat ilk kardeş katli hadisesi 1. Kosova Savaşı'nda gerçekleşiyor. 1. Murat savaş meydanında şehit düştükten sonra hemen orada bulunan Bayezid artık padişah oluyor, sultan oluyor. O sırada orduda ganimeti toplamakla meşgul olan abisi Yakup Çelebi savaş meydanına geldiği zaman bir anında kardeş katliyle maruz kalıyor ve orada boğduruluyor. Bu bilinen ilk kasti kardeş katli. Mesela peki Yıldırım Beyazıt neden abisini öldürttü? Yani bu biliyorsun bugünlerde yani daha sonra Osmanlı İmparatorluğu ile ilgili yapılan tartışmaların en başında bu kardeş katli ve bunun acımasızlığı vesaire evet. Üzerine gelir. Yani şöyle bir şey var. Mesela önceki Türk-Moğol geleneğine ait olan devletlere baktığımızda topraklar bölünüyor. Sonradan bu iç savaş çıkıyor ve bu kardeşler birbirlerini öldürüyorlardı ama veya kendi topraklarını o şekilde genişletiyorlar. Şimdi burada Bayezid bunu nasıl karar verdi, buna tek başına mı karar verdi, bunu çok fazla bir bilgimiz yok. Aslında muhtemelen çağdaş bir devlet aklı diyelim. İşte onu, o aklı nasıl, kim verdi, orada etrafındaki olanlar nasıl buna destek oldular ki anlaşılan bu konuda bir destek alıyor. Tabii tek başına yapacağı bir şey tabii. Değil. Ve sonradan bu yaptığından dolayı da Bayezid çok ayıplanıyor. Zaten Bayezid'in kariyeri biraz başarısızlıkla dolu. En son Ankara Savaşı'yla bir başarısızlık hikayesi. Dolayısıyla buradan geriye bakarak işte kardeşini öldürtmesi, işte başka ganimetleri dağıtmakta biraz eli sıkı olması meselesinden dolayı çok eleştiriler gelmiştir. Ama bu sonuçta en son hikayede başarısız hikayesi olduğu için bunlar geriden sebepleri bundan dolayı olduğu zikrediliyor ama bu konuda çok net bir şey de söyleyemeyiz. Ama sonrasında biliyoruz ki mesela diğer kardeşler ki işte Bayezid'den sonra işte kardeşler arasında bir mücadele dönemi oluyor. Süleyman Çelebi geçiyor Ankara Edirne'ye, sonrasında Musa Çelebi geçiyor, sonra Mehmet Çelebi geçiyor. Daha sonrasında 1. 2. Murat döneminde yine kardeş katli hadiseleri oluyor. Fatih zamanında yine kardeş katli hadiseleri oluyor. Dolayısıyla bu sanki biraz yerleşmeye başlamış bir şey gibi duruyor. Bunun en çarpıcı hikayesi tabii Fatih'ten sonra Bayezid ile Cem Sultan arasındaki mücadele. İşte orada bir kim önce Bayezid hasbelkader önce İstanbul'a gelip padişah oluyor. Sonra kardeşiyle mücadele ediyor. Kardeşi Rodos şövalyelerinden papalığa kadar giden uzun bir hikayesi var bu sürecin. O da edebiyata çok konu olmuş bir mesele. Hı hı. Sonra Yavuz Sultan Selim'in tahta geçişi başka bir hikaye. Ve orada da kardeş katli oluyor. Ama sanırım herhalde Fatih'in kanunnamesinde bunun yer alması, her kim ki saltanat müyesser ola, nizam-ı alem için işte karındaşlarını şey olması, bunu ekser ulemanı tecviz etmiştir diyerek bir hukuki bir şey bulmaya çalışıyor Fatih'in kanunnamesinde. Ama son artık bu artık standart bir şey olmaya başladı. Ama onun öncesinde böyle çok
net karar verilmiş bir şey olduğuna dair bir bilgimiz yok. Fatih bu konudaki en ciddi hukuki adımı atan kişi diyebiliriz. Galiba Mehmet Akman Hoca'nın da Osmanlı hukukunda kardeş katline dair doktora tezi sanırım. Mehmet Akif Aydın yanında yapmıştı. Evet. Türk en ciddi galiba kaynak. Evet o. O hukuki tartışmaları yapan kaynak o aslında. Evet. Şeydir. Buradan bir de evlada, yani kardeşi biliyoruz. Herkes konuşuluyor, ediyor. Ama bir de evlat şimdi tabii meselesi var. Evlat meselesi aslında daha öncesinde bu Şehzade Mustafa'ya kadar bilinen bir şeyi yok. Yok. Bir örneği yok. Evlat katli ise, yani Şehzade Mustafa'nın öldürülmesi aslında kardeş katli hadisesinin bekleniyor olmasından da kaynaklanıyor. Çünkü sonunda birisi padişah olacak ve diğerlerini öldüreceği bekleniyor. Bu bakımdan da Sultan Süleyman'ın oğulları arasında bir mücadele başlıyor. Özellikle bunlar erişkin yaşa geldikten sonra ve sancağa çıkmaya başladıktan sonra artık her birisi saltanata hazırlanmaya başlıyor. Burada tabii ki önemli bir rekabet var. Bir tane Şehzade Mustafa var, Mahidevran Hatun'un oğlu. Bir de Süleyman'ın sevgili eşi Hürrem Sultan'ın dört tane yetişkin oğlu var. Bir tanesi biraz kambur olduğu için saltanata çok aday gösterilmiyor, Cihangir. Zaten o savaş esnasında ölüyor. Ama diğer üç tanesi muhtemel olarak padişahlığa, yani Sultan Süleyman'dan sonra adaylar. Ve Hürrem Sultan'la bu Şehzade Mustafa arasında böyle bir rekabet ve şeyde başlıyor tabii ki. Ve bu rekabetin sonucunda da olaylar öyle bir noktaya geliyor ki artık Şehzade Mustafa bir aşamada babasına isyan etmiş gibi gözüküyor ve Süleyman da onu boğdurtmaya karar veriyor. Şimdi bir Hürrem açısından, baba öldükten sonra zaten oğulları görmüyor. Evet. Ama bir anne açısından düşündüğümüz zaman, üç tane oğlu var. Üç oğlundan işte Selim, Korkut muydu? Yok, Selim, Bayezid var. Bir de Mehmet var, daha büyük ama Mehmet 1543'te aniden ölüyor. Dolayısıyla iki oğlu kalıyor. Üçüncü oğlu küçük, o Cihangir kendisinden... Bu Şehzade Mustafa esnasında ölüyor. Cami o, adına yapılan Cihangir. Hatta şimdi Cihangir Cami var. Cihangir Cami o. Aslında bu Şehzade Mehmet, bu Şehzadebaşı Cami olan şey, aslında Süleyman onu kendisi için başlıyor ama sonra... Ölünce çocuk. Onun adına Şehzade Cami oluyor. Vakfediyor. Şimdi bir anne için düşündüğün zaman, ben şimdi kendimi bir annenin yerine koyduğum zaman, iki oğlundan birine kıyacaksın ya şimdi, kabul edeceksin. Bu ne kadar zor değil mi? Yani. Bu çok zor bir şey. Zaten Hürrem'in trajedisi çok fazla ve yani ikisini bunu da göremeden ölüyor. Yani kendisi valide sultan olamıyor. Muhtemel ki çocuklarının arasındaki iki çocuğun arasındaki rekabeti görüyor ve o rekabetin esnasında hastalanıp vefat ediyor zaten. Bir anne açısından dayanılması kolay değil. Çok zor bir şey tabii ki. Zaten bu hadiselerin hepsi büyük trajedi. Nereden bakarsanız bakın, hem baba açısından da çok trajedi, hem anne açısından çok trajedi. Çünkü bir anda yani şey oluyor. Şimdi bu evlat katline geçeceğiz ama kardeş katliyle evlat katli arasında hukuki ve örfi örf açısından herhangi bir fark var mı? Yani şöyle, kardeş katli, şimdi evlat katli meselesinde özellikle Şehzade Mustafa için konuşacak olursak, sonrasında da Bayezid için konuşacak olursak, orada şöyle bir hukuki zemin ileri sürülüyor. Sonuçta bunlar meşru sultana isyan etmiş kişilerdi. Bir de Kanuni'den sonra çocuklarını öldüren başka bir padişah var mı? Sanki o da hatırlıyor musun? Yok, hatırlamıyorum. Hiç, tek değil mi? Yani herhalde tek. Yani öyle varsa da çarpıcı bir örneği yok. Evet, yani bakıyor. Ondan sonra zaten kafes dönemi geçecek. Sonrasında zaten öyle çocuklar kardeş, öldürülmüyor. Özellikle bu 1. Ahmet'ten Ekber sonra. Ekber ve Erşed dönemi tabii gelecek. Ondan sonra, çünkü o bir anda çok erken yaşta padişah olunca kardeşini öldürmüyor 1. Ahmet'le beraber. Artık başka bir kardeş katli bitmiyor ondan sonra hemen ama. Çünkü 4. Murat döneminde kardeş katli oluyor ama sonuçta bu yavaş yavaş artık önemini kaybediyor. Daha doğrusu aslında kardeş katli meselesi Kanuni'nin sonundan itibaren artık çok önemi kalmadı. Çünkü birazdan belki konuşuruz. Padişahın siyasetteki rolü de azalıyor.
artık bir bürokratik yapıya ve bunun başına sadrazamın olduğu bir bürokratik yapıya doğru evrilme söz konusu. O yüzden de padişahın kim olduğu çok önemli de olmayabilir. Ama şunu söyleyecek olursak, eğer hukuki zemin olarak sonuçta evlat katli, burada hem Şehzade Mustafa için hem de Şehzade Bayezid için, daha sonrasında İran'a kaçan ve orada sonuçta öldürülüyor. Onlar için yani babasına, Meşru Sultan'a isyan ettiklerine dair bir iddia var. Dolayısıyla bu iddia yerli miydi, yersiz miydi, geçerli mi? Bu ayrı bir konu. Ama bu böyle bir hukuki zemin oturtulabilir. Ama kardeş katli daha aslında problemli. Çünkü isyan yok ama ileride isyan eder düşüncesiyle, kabulüyle hatta bebek yaşta olan, hani çok küçük yaşta olanlar da öldürülüyor. Veya şimdi Mustafa'nın oğlu. Mustafa'nın çocukları da, mesela öldürülen şehzadenin çocukları da öldürülüyor. Dolayısıyla bu hukuken, yani İslam hukuku açısından da çok ciddi problemler Cem içeriyor. Cem Sultan'ın öldürülen bu oğlu içinde yazmış olduğu mersiye ne acıklıdır. Tabii. Yani bunlar aslında büyük trajediler yani. Bir anda yani hanedana mensup olmak hani avantaj gibi duruyor ama aslında bir bakımdan da çok büyük bir trajediyle de karşı karşıya yani, oluyorsunuz. Herhalde bu devirden bakıldığı zaman çok sultan olmak falan gibi, Osmanlı sultanı olmak büyük bir şeymiş gibi görülüyor ama herhalde hiç kimse Osmanlı ailesinden bir fert olarak doğmak istemezdi. Evet. Yaşadığı şartları düşündüğün zaman. Tabii. Düşünse sultan oldun, olamadın öldürülüyorsun. Tabii. Sonraki dönemlerde oldun, kafes dönemine geldin diyelim. Yine ömrün, çok riski. Hayatın doğuyorsun, sultan oldun, olamadın. Topkapı'da bir dairede, yani bir daire dediğim zaman şimdi 2+1 daire büyük, 2+1 bir ev, 80-90 metrekare bir odada işte sana tahsis edilen birkaç kişi dışında hiç kimseyi görmeden, saraydan dışarı çıkmadan hapis yani. Tabii. Yani bir mahpusların hiç olmazsa bir gün çıkma ihtimali var. Yani süreli ömür boyu yememişse. Yani ya öleceksin ya iki önce seçenek Tabii. var. Ya sultan olacaksın ya öleceksin. Tabii. Başka türlü oradan çıkma ihtimali yok. Yani bu dönem böyle bir yaşantı yani hakikaten çok... Yani mesela bunu görerek, mesela Şehzade Korkut'un yazmış olduğu bir risale var. Bu risalede işte yani şöyle bir şey iddia ediyor. Yani iyi bir sultan olmakla iyi bir Müslüman olmak mümkün değil. Dolayısıyla ben Müslüman olmayı tercih ediyorum. Saltanattan iddiamı çekiyorum. Aslında bu kardeş katlinde beni bağışlayın demek istiyor. Ben böyle bir iddia yokum, bir iddiaya sahip değilim iddiasında ama... ama tabii bu onun hayatını kurtarmıyor. Şimdi bu biraz tabii tartışmalı. Bazı açılardan aslında Şehzade Korkut çok da bu konuda samimi değildi gibi anlatılar da var. O İran'la mektuplaşmaları falan. Bir o var. Bir de mesela Yavuz Sultan Selim'in vezirlerin ağzından göndermiş olduğu bir mektup var. O mektuba hemen olumlu cevap veriyor işte. Yetişiyorum ben sultan olmaya geliyorum falan diyor. Dolayısıyla böyle... Bu biraz tartışmalı bir mesele ama sonuçta bu hanedan mensupları bu tehlikeyi ve bu trajediyi görüp kendilerini buradan kurtarmaya çalışıyorlar. Korkut da böyle bir şey söylüyor. Ben tamam sultan olmayayım, en azından hayatımı bağışlayın gibi bir şeyi var. O da kurtulmuyor tabii. Ama tabii şansı yaver gitmiyor bu konuda. Şimdi ya... Şehzade Mustafa'nın yaşadığı ve öldürüldüğü 1553 senesi ne konuşalım? Nasıl bir vasat vardı o gün? O iklim nasıldı? Şöyle, şimdi yani Osmanlılar hemen hemen en geniş topraklarına aşağı yukarı ulaşmışlardı. Batı'da yani genişlik olarak Macaristan'a kadar aldılar. Ve o zaman da Habsburglarla da bir anlaşma yapmışlar ve sınırlar çizilmiş. O konuda biraz böyle bir şey var. Habsburglar orada... Başka tartışmalar var. İşte bu Transilvanya'ya sahip olmak istiyorlar. Osmanlılar o sırada Habsburglara Transilvanya için savaştılar. Doğuda ise sınırda İran var ve ama orada bir anlaşma söz konusu değil. Hep böyle bir geçişkenlik var. Yani Safeviler Anadolu'ya içlerine kadar giriyorlar. Erzurum'a, Van'ı vesaire alıyorlar. Osmanlılar geri almaya çalışıyorlar filan. Böyle bir şey var. Şimdi Osmanlıların bu aşamada bu doğuya da bir istikrar getirme istiyor. Getirmek amacıyla bir şey ve bunun için zaten Nahçıvan Seferi bunun için yapılıyor. Benim bu
bahsettiğiniz makalede ve başka çalışmalarımda dile getirdiğim bir şey var. Aslında Osmanlılar Safeviler savaşmak için yola çıkmıyorlar. Daha öncesinde de Habsburglarla savaşmak için yola çıkmamışlardı. Savaşa çıkıyormuş gibi yapıp barış görüşmelerinde avantajlı duruma geçmek istiyorlar. Fakat ilginçtir, Safevilere karşı yapılan bu sefer Şehzade Mustafa meselesi yüzünden Osmanlıları bir anda savaşın içine çekiyor. Çünkü Şehzade Mustafa meselesinden dolayı dezavantaja sahip oluyor Osmanlılar. Ve Safeviler de bunu görüp biz illa savaşmak istiyoruz diyorlar. Şöyle yani fırsattan istifade. Tabii ilk önce bir blöf yapılıyor. Yani biz savaşa çıkıyoruz. Hemen Safeviler blöfü anlayıp hemen diyorlar ki aman savaşa çıkmayın, barış yapalım. Ve hemen elçi geliyor. Elçi geliyor ama o sırada Osmanlılar için bu Şehzade Mustafa meselesi artık çözülmesi gereken bir mesele oluyor. Onun için sefere çıkmak zorunda. Ve sefere çıkıyorlar. Şehzade Mustafa öldürülüyor ve elçiye diyorlar ki tamam barış yapalım. Ama bu sefer Safeviler barış yapmaktan vazgeçiyor. Bu sefer düşen ordu, morali düşen orduyla beraber Süleyman sefere gidip Safevilerle savaşmak zorunda kalıyor ki bu çok sıkıntılı bir savaş tabii. Ama savaşın sonucunda yine de sonunda zaten barış anlaşması yapılıyor. Oluyor. Şehzade Mustafa nasıl bir şehzadeydi? Yani onun için ideal ve bazen biliyorsun Cem Sultan için böyle romantik bir tarih okumaları yapılır. Ve tüm tarihçiler, sevenler, okurlar Cem Sultan'ı çok severler. İşte 2. Beyazıt'tan daha layık olduğunu, Fatih'ten sonra Cem Sultan gelseydi Osmanlı'nın başka bir istikamete doğru gideceğini düşünürler. Oysa tarihçiler, ciddi tarihçiler öyle düşünmezler. Yani biraz romantik yaklaşma eğilimindeyiz. Cem Sultan çünkü o filmlere konu olacak hayatı, evet. Tabii. Mağduriyeti falan düşünülerek. Biraz mağduru seviyoruz sanırım. Yani ama bu evet onu bir şeyler galiba yine bir yapılan bir doktora teziydi yanlış hatırlamıyorsam. Fatih'ten sonra 2. Beyazıt döneminin gelmesi Fatih döneminde o kadar çok hızlı dönüşüm ve değişim ve gelişim oluyor ki o gösterilen değişmelerin, gelişmelerin sindirildiği ve sistemin tabii oturduğu bir döneme ihtiyaç vardı. Dolayısıyla 2. Beyazıt dönemi o açıdan çok çok imparatorluğun uzun ömürlü olması bakımından çok değerli ve önemliydi. Cem Sultan gelseydi o babasını aşmaya çalışacak bir sultan olacağı için daha çok yoracaktı. Ama şöyle de diyenler vardı. Şöyle de düşünebiliriz. Hani Bayezid'i yani biraz karakterlerin çok fazla gidişata hükmettiğine varsayıyoruz. Yani Cem Sultan meselesi olmasa 2. Bayezid de pekala seferlere çıkıp fetihler yapardı. Elini kolunu bağlıyordu. Elini kolunu veya tam tersi durumda olsaydı Cem Sultan sultan olsaydı ve Bayezid Rodos şövalyelerinde olsaydı bu sefer Cem Sultan aynı pasif politika izlemek zorunda kalabilirdi. Galiba bir de biz devleti de ihmal ediyoruz. Sanki tabii iki kardeşten ibaretmiş gibi görüyoruz. Tabii ki. Oysa az önce işaret ettiğiniz ortada koskocaman bir bürokrasi var. Tabii. Sadrazamın başında olduğu. Ve onlar kim isterse o padişah oluyor. Yani en azından onlar da bir aktör. Tabii yani şimdi Cem Sultan önce gelseydi İstanbul'a, Beyazıt'tan. Şimdi ona önce haber verselerdi. Tabii. Bu önemli bir mesele. Haber verme. Çünkü yani aşağı yukarı aynı mesafedeler İstanbul'u. İşte burada Şehzade'ye önce hangisine haber verelim diyenler karar vermiş olmuyor mu? Tabii ki. Ama en nihayetinde o öyle demiş olsalar bile yine de onlar başarılı olamayabilir. Çünkü Bayezid de İstanbul'a kadar geliyor. Fakat onunla bir takım müzakereler yapıyorlar. Evet. Üsküdar'dan geçmesi için ve o müzakereleri kabul ettiği için Üsküdar'dan geçmesine İzin müsaade verir. Ediliyor vesaire. Öteki türlü Cem Sultan'a getireceklerdi. Evet, yani 2. Beyazıt anlaşıyor. Tabii. Yani burada söylemeye çalıştığım, işaret etmeye çalıştığım husus şu. Osmanlı İmparator Sultan'ın kim olacağına babası bile karar veremiyor. Tabii. Bir devlet aygıtı var, bir sistem var, sistem karar veriyor. Tabii. Bir yol var. Genelde Osmanlılar bunun kimin padişah olacağını Allah'ın karar verdiğini şey yapıyor. Çünkü bununla alakalı Yavuz Sultan Selim'in babasıyla olan bir şeyi var. Bildiğimiz üzere mesela 2. Bayezid oğlu Ahmet'i padişah yapmak istiyor kendisini. Onu daha çok beğeniyor, seviyor, kendisine daha yakın buluyor.
Ve Yavuz Sultan Selim buna itiraz ediyor. Diyor ki buna sen karar veremezsin. Buna Allah karar verecek. Aslında bu bir tabii retorik olarak kullanıyor. Çünkü aynı şekilde babası kendisine tahtı verdiği zaman veliaht olsaydı bunu bu aynı şeyi söylemiyor. Onu kabul ediyor tabii ki. Söylemeyecekti belki. Tabii. Tabii Şehzade Mustafa'dan önce babasıyla taht kavgası yapan bir Fatih Sultanahmet var. Fatih var herhalde. İkinci önce yani, bırakıyor sonra tekrar geri oluyor. Bir de Yavuz Sultan Selim var. Yavuz Sultan Selim var. Babası sağken tahta oturan. Evet. Babası sağken tahta oturan. Evet o var. İkinci Murat'ın tahtı şeyi bırakması tabii biraz daha tartışmalı bir mesele. Çünkü o biraz ikinci Murat etraftaki beylerden hem de bürokratik vezirlerden, yeniçerilerden biraz bıkmış durumda. Biraz kendisini kenara çekip kendisinin ne kadar dayanılmaz ve önemli bir kişi olduğunu onlara hissettirmek için bir miktar geri çekiliyor. Sonra yeniden padişah oluyor ama tabii ki yeniden padişah olması bizim zannettiğimiz gibi Fatih'in davetiyle falan olmuyor. Fatih'e rağmen oluyor. İkinci Mehmet o da çok da onu benimsemiyor. Her neyse bu bir... Yani şu ben babam devletin başıysan geç başına. Öyle bir şey tarih kaynaklarda yoksa, yok. Yoksa eğer ben kralsam, bin sultansam emrediyorum yine geç başına diyen... Öyle bir şey tarihi kaynaklarda geçmiyor. Yani bu Şehzade Mustafa meselesinde de aslında birçok popüler kültürde olan unsurlar, hikayeler var. Ama aslında bunlar çağdaş kaynaklarından destekleyemiyoruz. Bunlar muhtemelen sonradan eklemlenmiş şeyler. İşte mesela Şehzade Mustafa'nın isyan etmesinin sembolü neydi? Sakal bırakmasıydı. Ama bunu çağdaş hiçbir kaynakta en ufak bir ima bile yok bu konuda. Yani niye bırakmasın ki sakal? Hani bu şehzadelerin sakal bırakması yasaktı gibi bir şey de yok yani. Veya böyle bir referansla ben hani karşılamak veya buna bu böyle bir argümanla kimse gelmiyor. O bakımdan bu tür popüler kültürün çok böyle benimsediği ve hemen böyle hoş gelen açıklamalar bazen gerçekle uyuşmayabilir. Evet, İnsanlar hoşuna gidiyor tabii, tabii böyle şeyler, genellemeler falan. Filmlerde falan oluyor ama veya işte bu kurgusal bir şey tabii yani Fatih'in de öyle hani babasına öyle hitap etmesi sadece bir muhtemelen son eklemlemiş bir şey. Biliyorsun bu tip güzel cümleler romanlarda falan olur. Bizler de romanları okuyunca romanların gerçek olduğunu düşünürüz ve onu hakikatmiş gibi alır ve söyleriz. Filmlerde de olur biliyorsunuz. Biz niye tartışma oluyor filmlerde? Çünkü seyrettiğimiz filmin gerçek olduğunu inandığımız ve düşündüğümüz için. Aslında bu sadece bir kurgusal bir şey. Elbette ki tarihsel metinlere tam olarak gerçekliği bütünüyle sağlıyor iddiasında bulunamayız. Ama bir kaynakları ve özellikle çağdaş tanık olan kaynakları bağlamına uygun okuma iddiasında olan metinler olduğu için gerçekliği yansıtmaya daha yaklaştığını düşünüyoruz. Yoksa hani tarihsel kaynaklar olduğu gibi tam olarak yansıtıyor gibi bir iddia zaten bulunamıyoruz şu anda. Evet. Peki nasıl bir profil çizeriz Şehzade Mustafa için? Yani Şehzade Mustafa'nın çağdaş anlatıları ve onun hakkındaki tasvirler onun işte çok iyi yetişmiş bir kişi olduğu, bir şehzade olduğu ve saltanatı diğer kardeşlerinden daha fazla hak ettiği, herkesin çok beğendiği işte saltanata yakışan bir şehzade olarak görüyorlar. Bunda tabii hem alimlerin, hem şairlerin, hem yeniçerilerin, bürokratların herkesin çok sevmiş olmasının da rolü var. Muhtemelen bu kişisel ilişkileri de çok iyi olan bir kişiydi. Ama bu biraz tabii Hürrem'in yükselen gücüne karşı bir muhalefet aracı da olabilir. Biliyoruz ki Hürrem Sultan diğer cariyelerden farklı olarak Süleyman'ın çok fazla ilgisini çekiyor. Ve ard arda çok çocuk doğuruyor. Bu konuda tabii Hürrem Sultan'a bir ayrıcalık tanındığı düşünülebilir. Ama mesela tarihçiler özellikle mesela Leslie Pierce bunun bir zorunluluk olduğunu söylüyor. Çünkü o sırada ard arda birkaç tane çocuğunu kaybediyor. Yakın zamanda Feridun Emecen de bu konuda Kanuni Sultan Süleyman ve Zamanı kitabında bu konuda bahsediyor. Yani çünkü bir anda salgın hastalıklardan filan ani
ölümler, çocuk ölümleri oluyor ve dolayısıyla da Hürrem Sultan'ın hem erkek çocuk doğurması ve yani ard arda doğurması ve bir de bilemediğimiz, artık anlayamadığımız bir şekilde bir çekiciliği var ve Süleyman'ın gözünde çok önemli bir yere ulaşıyor. Bir cari bir oğul kuralını bozuyorlar bunun için. Bu kural var mıydı? Bundan çok emin değiliz ama bu Leslie Pierce'in iddia ettiği bir şey. Ama ne kadar uygulanıyordu onu da çok da bilmiyoruz. Çünkü birçok şehzadenin annesini de tam da bilemiyoruz bazen. O yüzden de birden fazla da olabilir ama bu yani en azından şunu söyleyebiliriz. Hürrem Sultan'ın hemen öncesindeki dönemde, yakın dönemde aşağı yukarı bir cariye, bir şehzade kuralı uygulanıyordu sanki. Şimdi Kanuni'nin biliyorsun meşhur bir şiiri var Hürrem için yazdığı. Ne kadar sevdiğini gösteren. Evet. Şimdi yeni gelmişken onu da bir buyurun, okuyalım da sonra bu niye Hürrem bu kadar güç sahibi oldu? Kanuni'nin gözünü nasıl artık boyamışsa mı diyelim, etkilemişse mi? Yani kendine nasıl aşık etmişse. Evet, yani çağdaş tasvirler hani çok güzel olmadığını söylüyor. Ama öyle veya böyle sonuçta Süleyman'ın gözünde ayrı bile. Çünkü nitekim Süleyman onu azat edip sonra ona nikah da kıyıyor. Karısı yapıyor değil mi? Cahillikten evet, çıkartıyor. Tabii yani o çok önemli bir statü. Ama Hürrem Sultan bir de aynı zamanda çok hayırsever bir kadın. Yani biz hep böyle tabii. Şehzade Mustafa olaylarında... Tabii o ama işte hür olduktan sonraki vakıfları. Yani Bu, her yere bu Haseki Vakfı zaten biliyorsun. Haseki Vakfı, bugün Haseki Hastanesi evet. olduğu yerler, vakıflar, evet. şeyler bayağı bir hayır hasenat işleri de yapıyor. Şimdi Hürrem için meşhur. Celisi halvetim, varım, habibim, mahı tavanım. En iyisi mahremim varım, güzeller şahı sultanım. Hayatım hasılım ömrüm, şarabı kevserim adnim. Baharım behçetim ruzum, nigarım verdi handanım. Neşatım işretim bezmim, çerağım neyyirim şem'im. Turuncu naru narencim, benim şem işebistanım. Nebatım sükkerim gencim, cihani içinde bir rencim. Azizim Yusuf'um varım, gönül Mısır'ındaki hanım. İstanbul'um karamanım, diyarı mülketi Rum'um. Bedehşan'ım ve Kıpçak'ım ve Bağdat'ım Horasan'ım. Saçı varım, kaşı yayım, gözü pür fitne bimarım. Ölürsem boynuna kanım, medet. Hey na Müslümanım. Kapında çünkü meddahım, seni medhederim daim. Yürek pürgam, gözüm pürnem, muhuddiyem, hoş halim. Tabi biraz açıklaması bunu çok uzun sürer ama anlaşıldığı kadarıyla. Olabilecek en güzel şeylerle. Evet, bir, o yaşamış olduğu devirde ne kadar değerli şey varsa hepsini ona söylüyor. İşte celisi halvetim. Benim beraber oturmak, beraber oturduğum, aynı meclisi paylaştığım her şeyim, sevgilim, böyle parlayan, aya benzeyen sevgilim, evet. Dostum, sıra arkadaşım, karım ve güzeller, güzeli şahım, sultanım evet. diyerek sonra kapında çünkü meddahım, senin kapına geldim, senin övgücünüm, övüyorum seni. Ve işim gücüm de bu. Her zaman da seni övmeye devam edeceğim. Çünkü niye? Yüreğim pürgamla dolu. Gözüm yaşlı. Muhibbiyen ve hoş halim ve ben bunda mutluyum diyerek. Evet, büyük, bu, büyük bir aşkı var. Aşk. Evet. Ama bu aşk da olabilir. Bizim Osmanlı şairleri mış gibi yapmayı çok severler. Evet. Sevmediği halde böyle de çok rahat yazabilir. Yani buradan yola çıkarak Kanuni Sultan Süleyman'ın bir mecnun olduğunu söylemek, iddia etmek tek başına yeterli olmaz. Eğer sizin tarihçiler Hürrem'e karşı özel bir ilgisi olduğunu, onsuz yaşayamadığını, yapamadığına dair bir takım belgeler falan varsa bu onları destekler. Ama tek başına buna bakarak biz Kanuni'nin yani mecnun olduğunu söyleyemeyiz. Mektupları var. Hem Hürrem Sultan'ın hem Süleyman'ın mektupları. O mektuplarda da mesela bu sevgi dolu şeyler, ifadeler var. Özlem vesaire veya başka meseleler alakalı ricadaki samimiyet vesaire onlarda da görülebiliyor. Evet. Bu
Şehzade Mustafa'nın yetiştiğinden bahsettik. Biraz biz yine Hürrem'den Şehzade'ye gelelim. Şehzade Mustafa'dan bahseden kaynaklar onun orta hali bir alim olduğunu söylüyorlar. Yani vasat ne demek? Bu 20'lik medresede müderrislik yapacak bir adam olduğunu söylüyorlar. Belki sahne semanda yapamayacak ama evet. Yani bu almış olduğu eğitimin ciddiyetini... Olabilir. Tabii çok önemli hocalardan ders alıyor. İşte Mustafa Sururi Efendi var mesela bunlardan bir tanesi ama bu ilminin ne kadar hangi seviyede olduğunu yine de ölçmemize işaret değil. Çünkü ortada biraz, bir eseri yok. Yani bir eseri yok. Yani bu bir şey olabilir tabii ki. Nasıl diyeyim? Yani bir abartma aracı da olabilir veya bir şekilde onu övmek için söylenen bir şey de olabilir. Dolayısıyla bu tür ifadeleri onun için çok ölçemiyoruz. Ama yine de anladığımız kadarıyla mesela diğer çocukların hiçbirisine söylenmeyen, hani başka bağlamda başka padişahın çocuklarına söylenmeyen şeyler Şehzade Mustafa için söyleniyor. Hani burada Hürrem dengesi var vesaire diyelim, onun için abartıyorlar değil mi? Ama mesela başka bağlamda da diğer şehzadeler için böyle söylenmeyen şeyler Mustafa için söyleniyordu. Çok iyi yetiştiği hemen hemen herkesin hemfikir olduğu bir şey. Şehzade Korkut da alim, içinde alim Şehzade olduğu Şehzade Korkut'un eserleri var. Alim o, gerçek evet. Alim. Tabii o gerçek, hani o alim, evet yani gerçek alim denilebilir. Eserleri var, eserlerden hareketle onun... İlim olan işte, bir münasebetinden tabii, bahsedebiliriz. İlimden münasebeti var, fıkhi bilgileri de var. Özellikle cariyelikle alakalı ve ganimetle, taksimle alakalı şeyler en azından fıkhi mesela okuduğunu gösteriyor. Onları bize aktardı. O bakımdan hani Şehzade Korkut mesela bu konuda daha fazla veri sunuyor bize. Daha ön plana çıkıyor. Daha, evet. Hangisi daha çok alim denecek olsa. Ama yani tabii bu, ilim dense Şehzade Korkut konuşmak gerekiyor. Tabii bu padişah olmak için yeterli mi? Bu ayrı bir konu. Yani şart padişahtan mı? Beklenen şey bu mudur? Evet, bu da ayrı bir konu. Padişahlık olmak için şart mıdır alim olması? Tabii, tabii dediğiniz gibi bunun böyle bir şart olmadığını biliyoruz. Yani padişahtan beklenen bir şey. Millet yaşamış olduğu dönemde halk Şehzade Mustafa'yı çok seviyor. Ondan da bahsettik. Hem Manisa'da evet. Sancak'tayken hem Konya'ya geldiğinde de Amasya'ya mı gelmiş? Evet, Amasya'ya geldiğinde kendini sevdirmeyi başarıyor. Tabii sevdirmediğin yani buradaki aslında kastettiğimiz oradaki elit seviyor. Yani burada ileri gelenler yoksa sıradan halkın çok bunu çok farkında olmayabilir. Yani biz bu halk yani şöyle Şehzade Mustafa seviliyor denince aklımıza ne geliyor bizim? Yani bugün hani anketler yapılıyor ya hangi evet. Siyasi sanki halka soruldu ondan evet. Seviyor vesaire. O dönem böyle değil tabii. Yani evet. Çünkü halkla pek münasebeti de ileri gelenler, olduğu söylenemez. İleri gelenler demek lazım. Bunun için bazı grupları saymak yerinde olur. Ulemayı burada sayabiliriz. Mutasavvıfları sayabiliriz. Şairleri sayabiliriz. İşte bürokratları, ehli kalem, katipleri. Yani hemen hemen aklınıza gelecek ileri gelen diyebileceğimiz ki Yeniçeriler bunun en önemli aktörleri. Şehzade Mustafa'yı çok seviyorlar. Ki bu konuda sevgiyi biraz abartıyorlar da. Bu zaten Şehzade'nin sonunu getiriyor. Evet, bunu da korkutuyor tabii Şehzade evet. Mustafa Esim. Şehzade tabii bu tarihçiler spekülasyonlardan hoşlanmazlar. Onda da tarih yapılmaz hatta evet. Zatında. Mesela Şehzade Mustafa sultan olsaydı, Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı tarihi hangi seyirde istikametini sürdürürdü diye böyle sorular sorup cevaplar aranır yani, mı? Yani evet buna yani counterfactual olanın dışında spekülatif şeyler yani illa buna bir şey yapacaksak bence çok bir şey değişmezdi. Beyin jimnastiği açısından yani hiçbir evet. Faydası tarihi tabii ki değiştiremezsin evet. Ama olup biteni anlamak veya olanları daha iyi anlamak için şöyle olsaydı göstermek bakımından belki bir anlamlı olabilir. Şöyle söyleyeyim yani Şehzade Mustafa Sultan olsaydı genelde ama şöyle bir anlayışımız var. Şehzade Mustafa Sultan olsaydı fetihlere devam ederdik. Aslında bu çok geçerli bir argüman değil veya geçerli bir fikir değil. Çünkü fetihlerin devam edememesi sultanların pasifliğinden veya aktifliğinden, cengaverliğinden kaynaklanmıyor. Değil. Çünkü o biraz teknolojik imkanlarla gelişmeler. Alakalı. Yani aşağı yukarı operasyon yapılabilecek kadar genişleme gerçekleşmişti. Sonraki bir teknolojik zıplamayla ancak yapılabilecek bir mesafedeydi.
Çünkü bir savaş sezonu içerisinde gidip sınırda operasyon yapıp bir yeri fethedip dönmek için bir savaş sezonuna ihtiyaç var. Yani baharda çıkıp sonbahara dönmek gerekiyor. Yoksa kışı orada geçirmek çok riskli olur. Büyük bir zayiat gerçekleşme imkanı var. Yani Şehzade Mustafa olsa daha cengaver olup savaş yapılama, çünkü teknolojik imkanlar bunu sunmuyor. O yüzden de bunu söylemek çok kolay değil. Diğer taraftan da artık bürokratik gelişmeler padişahların kontrolünün çok ötesine geçti. Yani şunu bekleyebilirdik. Şehzade Mustafa padişah olsaydı farklı tür kişiler vezir olurdu diyebiliriz. Evet. Onun kendisinin etrafına ve kendisine ittifak eden kişiler vezir olabilirdi. Ama tahtı çok esaslı bir değişiklik olmazdı. Ha, ama onlar da sonraki olan vezirlerle aynı eğitimden geçmiş kişilerdi. Muhtemelen aynı tür şeyler yapılacaktı. Şimdi sizin çalışmalarınızın önemli bana göre kısmı çalışmalarda sadece Osmanlı kaynaklarından yararlanmamanız, aynı zamanda Fars ve özellikle Batı kaynaklarından yararlanmanız, özellikle de İtalyan ve evet. Venedik kaynaklarını kullanmanız. Herhalde sanırım Venedik'te arşivde de bulundunuz. Evet. Çünkü çalışmanızın sonunda Venedik arşiv kaynaklarına dair belgeler evet. olduğunu gördüm. Sanırım onları da kullandınız. Evet. Peki o Venedik, özellikle Venedik kaynakları ve İran kaynakları ile bizim Osmanlı kaynakları arasını karşılaştırdığımızda herhangi bir farklılık görüyor musunuz? Yani ayrıntılar, bazı ayrıntılar Osmanlı kaynaklarında yok. Bazı ayrıntılar işte Venedik kaynaklarında var. Bunun çeşitli sebepleri var. Yani mesela bazı ayrıntılar yine nitekim Fars kaynaklarında var. Veya onlarda bazı ayrıntılar olmayıp Osmanlı. Bu tür hani farklılıklar olabiliyor ama sanırım en büyük fark şurada. Osmanlı kaynakları ve Osmanlı kaynaklarının bir kaynağı burada özellikle ön plana çıkartmak gerek. O da Celalzade Mustafa'nın Tabakatül Memalik eseri. Hı hı. Ki bu eserden hareketle sonrasındaki yazan, bu dönemin hakkında konuşanlar genelde bu esere dayanarak ve o eserden etkilenerek yazıyorlar. Ve o da o eserde Süleyman merkezli ve Süleyman'ın hilafetinin ve Süleyman'ın sahip kıranlığını ispatlamaya yönelik bir eser. Dolayısıyla da Süleyman'ın her şeyde en doğru karar verdiği, hiçbir şekilde yanılmadığı, dolayısıyla da her şeyde mükemmel bir şekilde bir kişi olduğunu anlatan bir eser. Dolayısıyla da taraflı bir eser. Ha, bu yanlış değil. Biz sadece bunun farkında olarak bu eseri evet. okumamız lazım. O yüzden de bazen bazı bilgiler veya bu imaja zarar verebilecek bilgiler anlatılmayabiliyor. Nitekim işte mesela Nahçıvan Seferi'nin gerçek nedeninin neyle alakalı olduğu ve Osmanlıların Safeviler olan müzakeresinde onlara ne tür mesaj verildiği Celalzade Mustafa'da anlatıldığı ile işte başka kaynak anlatıldığı farklılıklar arz edebiliyor. Yani Fars kaynakları mesela aslında tam şunu söylüyor. Osmanlılar aslında savaşmak için değil, blöf için geliyorlar, barış istiyorlardı. Fakat Şehzade Mustafa olayından dolayı mecburen savaşmak zorunda kaldılar. Barışı işte alttan alta istediler diyorlar. Ama şey öyle demiyor. Celalzade Mustafa biz gittik. Safeviler de bize yalvardılar. Ne olursunuz barış yapalım dediler. Mesela bu konuda Batı kaynakları da Fars kaynaklarını biraz destekler nitelikte. Nitekim onlar da aynı şekilde Osmanlılar aslında savaşmak niyetinde değil. Orada bir barış için sefere çıktıkları, bu seferin asıl amacının Şehzade Mustafa meselesini çözmek olduğunu söylüyorum. Bunu en net ifade eden bir tane Venedik baylosu olan Domenico Trevisano mesela diyor ki savaşın asıl sebebi Şehzade Mustafa'ydı. Çünkü tam o esnada İstanbul'da elçi olarak görev yapıyor zaten. Ve onun yine savaş esnasında, sefer esnasında Osmanlı ile beraber hareket eden bir tane Venedikli var. Ve bu Venedikli bizim Şehzade'nin katliyle alakalı bildiğimiz bütün ayrıntılar sadece o kaynakta geçiyor. Yani mesela Şehzade Mustafa'nın padişahın çadırına girip onu selamlamak için geldiği esnada işte oradaki ifadeyle
köpek hala sen beni selamlamaya nasıl cesaret edersin sözü o kaynakta geçiyor sadece. Bu tabii biraz şeyi soru işaretleri götürüyor. Çünkü bu başka bir şeyde destekli ama başka ayrıntılar var. Mesela o ayrıntılar diğer kaynaklarla da evet. örtüşüyor. Bir de gidişat sultanın oğluna yani öldürmeyi kafasına koyduğu oğluna söyleyemeyeceği bir söz değil tabii. Evet. Ona bu açıdan baktığınız zaman öyle değil mi? Evet. Ama tabii o artık onu artık bir isyancı olarak görüyor. Gördükten sonra öldürmeye karar verdikten sonra. Ve oraya karar vermiş ama sonuçta şunu da biliyoruz ki o ana kadar belki sultan ve belki en yakınındaki birkaç kişi dışında kimse Şehzade Mustafa'nın öldürüleceğini düşünmüyordu. Ama onu uyarıyorlardı gitmeden önce gitme öldürecekler seni. Yani o bir ihtimal olarak söyleniyor. Kesin ama, bilgi olarak değil diyorsunuz ihtimal. Yani tabii o konu... Peki ben az önceki şey geldi. Yani Şehzade Mustafa'nın şimdi ölümünü konuşacağız. O şeyleri daha detaylara gireceğiz. İranlıların dedin ya hani bu Osmanlılar böyle değildi falan diyorsun ama peki Kanuni Sultan Süleyman gibi bir tecrübeli padişah Osmanlı bürokrasisi Şehzade Mustafa'nın olayının İran'la olan münasebetlerinde kendilerine zaaf uğratacağını ve niyetinde olmadıkları bir savaşa sokacaklarını düşünemeyecek kadar tecrübesiz olabilirler mi? Olayın oraya kadar gideceğini düşünmüyorlar aslında. Yani İranların bundan cesaret alıp saldırabileceklerini yok, mi düşünmüyorlar? Yok. Yoksa Şehzade'nin öldürüleceğini mi düşünmüyorlar? Yok. Olayı şöyle kronolojik olarak ard arda koyarsak aslında şöyle oluyor. Doğu'da bir takım sıkıntılar var ve bunun içinde bir çözüm arayışı var. Bu aşağı yukarı Osmanlı'nın ondan önceki son seferi Tebriz'e yapılan 1548-49 seferi var. Bu seferden sonra bu sınırda böyle gel gitler gelşanıyor. Özellikle Tahmas bile Erzurum beyler bir arasında bazı böyle çatışmalar oluyor vesaire. Hatta bazı esirler alınmış filan. Dolayısıyla buna bir çözüm bulunmak isteniyor. Ve 1552'nin sonbaharında bir sefere çıkılıyor. Ve bu seferin amacı aslında savaşmak değil. Savaşa çıkılıyormuş gibi yapılıp şey yapmak istiyor. O elçi göndersin ve barış görüşmeleri başlatılsın isteniyor. O yüzden de savaşa sadece Rüstem Paşa çıkıyor ama bu olayı biraz daha karmaşık hale getiren Sultan Süleyman çok ağır hasta o sırada. Ve Rüstem Paşa yani Aksaray civarlarında, Konya civarlarında takılıyor. Sebebi de şu, elçi gelsin diye bekliyorlar. Savaşmaya niyetleri yok. Ama Yeniçerilerde diyorlar ki ya savaşmaya niyetimiz yok bari biz gidelim Sultan Mustafa'yı, Şehzade Mustafa'yı ziyaret edelim, ona bağlılığımızı bildirelim diyorlar. Ve bu oraya aslında kadar gelmişken. Buraya kadar gelmişken. Şimdi bu aslında çok ciddi bir Mustafa'nın sonunu getiren olay da bu. Çünkü burada yani Süleyman'ı karar veren, öldürmeye karar veren iten de şey de bu aslında. Çünkü bu hadise Osmanlı'daki saltanatın ve gücün hiyerarşisini bozduğunu çok net anlıyor. Evet. Şöyle ki yani padişahın hastalığı zaafa dönüşüyor bir yerde. Dönüşmüş ama bir taraftan da halen meşru bir sultan ve onun mutlak vekili orada ordunun başında gidiyorken onun emrini hiçe sayarak kendilerini gelecekte bir sultan olarak gören bir kişiye tabi olmaya gidiyorlar. Bu Yeniçerilerin bu cesareti nereden aldığını soracağım ama cevabı bir ara verelim. Aradan sonra inşallah dinleyelim. Efendim Enderun sohbetlerinde Şehzade Mustafa'yı konuşuyoruz. Kısa bir aradan sonra yine birlikte olacağız. Efendim Enderun sohbetlerinde Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa'yı neden ve nasıl öldürdüğünü konuşuyoruz. Konuğumuz İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden Doçent Doktor Zahit Atçıl. Bir önceki sohbetimizin sonunda Amasya'ya gelen Yeniçerilerin Şehzade'yi ziyaret evet. etmesine kaldık. Ben de size Şehzadeler bile bile yani bir halihazırda bir sultan varken
bir sultan adayını niçin ziyaret ettiler? Bu cüreti nereden buldular? Onu sormuştum. Cevabını aradan yani sonra demiştik. Muhtemelen şöyle, yani Yeniçeriler gibi herkes Sultan Şehzade Mustafa'nın sultan olmasını bekliyordu. Yani beklenti şu muydu? Padişah ölüyor, ağır hasta, ölecek. Dolayısıyla yakında Şehzade Mustafa da sultan olacak. Evet. Şimdi bu konuda mesela Mustafa Ali'de geçen bir bir anlatı var. Orada Mustafa Ali diyor ki, bu Yeniçeriler gidip Şehzade Mustafa'ya dediler ki, bak senin padişah olman asıl engel Rüstem Paşa'dır. Ve o da şu an yakınlarda, onu öldürsen senin önünde kimse hiçbir engel kalmayacak. Deniyor ve dolayısıyla Şehzade Mustafa buna çok itibar etmiyor ama o gelenlere de bir hürmette bulunuyor. Onlara ikramda bulunuyor. Şimdi bu hadise... Peki bu özellikle Yeniçeriler hani Şehzade Mustafa'yı suçlu duruma düşürmek için Rüstem Paşa tarafından gönderilmiş olabilir yok, mi? Yok. Ona rağmen mi gidiyorlar? Anlatılar bu şekilde. Hem Mustafa Ali, Osmanlı kaynaklarındaki Mustafa Ali'deki anlatı bu şekilde, hem de Venedik kaynağındaki anlatı bu şekilde. Hmm. Onlar yani vezirin emrine karşı gelerek gittiler diyor. Ve her ikisi de yine başka Osmanlı kaynakları, mesela Matrakçı Nasuh da bu konuda bahsediyor. Yani sonuçta bir anda padişahın vekilinin emrini dinlemeyip böyle bir şey ve bu da Rüstem Paşa'nın mesela eline bir fırsat geçiyor. Diyorlar ki işte bak böyle böyle. Peki o Yeniçeriler ağaları, kumandanları gidiyor tabii. Sıradan Yeniçeriler gitmiyor belki. Yani Fatih Şehzade zarar vereceğini düşünemeyecek kadar şöyle muhtemelen nasıl olay, bir şimdi padişah da çok gaflete hasta düşerler? olduğu için yani onun ölmesi bekleniyor o sıralarda. Ama takdir-i ilahi ondan bir 10 yıldan fazla daha yaşıyor. Yaşıyor, evet. Yani muhtemelen yakında ölecek. Dolayısıyla da bu işi hızlandıralım diye düşünüyorlar belki de. Yani Aynı hasta olmasa bu işler olmayacak. Belki diyebilir miyiz? En azından evet, yani çünkü o dönemdeki anlatılar, Şehzade Mustafa da padişahın hastalığını biliyor ve o yüzden de atları hazır bekletiyor. Her an bir haber gelirse hızlıca İstanbul'a koşması gerekiyor çünkü. Bu şey hadisesinden biliyoruz. Fatih'in ölümünden sonra Bayezid ve Cem Sultan mesela kim İstanbul'a erken yetişirse o padişah olacak. O bakımdan da böyle bir şey istiyor. Tabii Mustafa'nın garanti etmesi gereken tek şey haberin hızlı ona ulaşması. Onu da nasıl garanti ediyor? Ya bunun için... Sağlayacak onu. Yani bunun için tabii şöyle bir şey yapabilir. Yani İstanbul'da o haberi ulaştırmak için özel ekip oluşturması, işte ajanlarının, muhabirlerinin, yani bu konuda, muhbirlerinin, ama bürokrasi adamlarının olması lazım. Bu muhbirler aynı zamanda Rüstem Paşa'nın kontrolünde ve o da Hürrem Sultan'la ittifak halinde çünkü onun kayınvalidesi. Dolayısıyla hiç bence yok. Venedik'ten yardım istiyor burada. Ha, ona da zaten onu da dikkatini çeken bir husus. O da sizin makalenizde üzerinde durulan diğer çalışmalarda pek görmediğim bir husustu. Yine sizin bu İstanbul'a yakın olma meselesi ciddi bir sorun. Manisa'dan Amasya'ya gönderilmesinde böyle bir İstanbul'dan uzaklaştırılma olarak algılanıyor. Ama siz farklı şekilde yorumluyorsunuz. Ama bu kesin bir şey değil. Çünkü öncesinde de mesela Bayezid örneğinde olduğu gibi veya Çelebi Mehmet, yani İstanbul'dan yani veya buralarına çok uzak olsalar bile üstlerden almıyorlar içeri mesela dediniz. Tabii. Olabilir. Yani padişahlığa illa engel demek değil bu. Nitekim yani şeyi düşünün. Yavuz Sultan Selim'i düşünün. Çok da Trabzon'dayken gelip padişah oldu. Daha uzak. İki aslında kısımlar. Uzak olmak, gözden uzak olmak, dolayısıyla operasyon kabiliyeti olmak da demek. Artmak demek. Şimdi siz de zaten makalenizde onun üzerine duruyorsunuz. Amasya'ya gönderilmesini bir nevi terfi olarak değerlendiriyorsunuz. Tabii. Yani çünkü onun öncesinde de yani Amasya'dan padişah olanlar var. İşte bu hem şey örneğinde olduğu gibi, Bayezid örneğinde olduğu Çelebi Mehmet sonrasında. Yani dolayısıyla Amasya hem ilmi ortamıyla da zaten zengin bir yer. Hem de yol güzergahı üzerinde olduğu için de avantajlı bir yerde. Yani bir bakıma aslında haber çok hızlı da gidebilir oraya. Yani öyle sanıldığı gibi Manisa'ya gitmesinden oraya gitmesi de çok farkı yok. Olmayabilir. Zaten önemli olan haberi kimin ne kadar hızlı ulaştıracağı meselesi.
sanırım o yüzden de böyle bir çok büyük bir dezavantaj değil Peki gibi bu, duruyor. Yani kimin sultan olacağı bir yarış mıdır yani? Bu kadar basit mi? Yani kim daha önce iki saniyede haber verdi? Atlayın atlarınıza. Önce kim gideceksiniz? Şimdi yani Osmanlı İmparatorluğu işi bu kadar şansa bırakacak ve bu yarışa... Teatral kısımda öyle gibi duruyor. Yani izin verir, yani bu kadar basit olabilir mi? Teatral kısımda öyle gibi duruyor ama anladığımız kadarıyla aslında bu bir ittifaklar meselesi. Yani sonuçta buradan yani biraz geriye gidersek Fatih'in ölümünden sonra Cem Sultan mı Bayezid mi hangisi padişah olacak? Aşağı yukarı ikisi de aynı mesafede İstanbul'a. Sonuçta birisine haber gidip diğerine gitmiyorsa yani ikisinden aynı anda haberci çıkıyor, çavuş gidiyor ama Cem Sultan'a giden yolda engel olunuyor, öldürülüyor vesaire. Dolayısıyla mesaj gitmiyor Cem Sultan'a. Bu bir aslında bir yani operasyon ve bu ittifakın yani burada aktif olarak etkin olmak isteyen bir gücün, bir network'ün, bir sosyal ağın buna engel olduğunu varsayıyoruz ve bunların Beyazıt'la ittifak ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla aslında şehzadelerin arasındaki rekabet toplumsal grupların birbirleri mücadelelerinin bir yansıması. Yani veya şöyle söyleyelim, hiziplerin liderleri aslında bunlar. Şimdi Şehzade Mustafa meselesine dönecek olursak, Şehzade Mustafa dediğimiz bu ulema grubu, yeniçeriler, şairler, güç sahibi sosyal gruplar, sosyal sizin grupların hepsi için deyiminizi. Tabii lideri konumunda. Sonrasında mesela bu liderliği Bayezid soyunacak. Diğer taraftan Hürrem Sultan'ın başında, çocuklarının başında da böyle bir sarayın etrafında olan bir hizip var. Ne yazık ki Hürrem Sultan'ın güç saray karar veriyor ve oradaki bürokrasi daha tesirli. Yani buna ne yazık ki diyebilir miyiz bilmiyorum. Buna hani Veya şey tarih yapamayız. diyelim hani Evet. Şöyle Şehzade Mustafa açısından Tabii. ne yazık ki diyelim. Tabii. Senin benim açımdan demeyelim de. Evet. Yani Şehzade Mustafa açısından tabii ki Ne de yazık o ki. Hizip şey oluyor ama her zaman bu Hizip olmuyor. Mesela Yavuz Sultan Selim meselesinde tam böyle oldu. Zor oyunu bozar bazen yani. Tam tersi de. Orada çünkü bir saray hizbi vardı. Paşalar mesela Şehzade Ahmet'i destekliyordu. Padişah da Ahmet'i destekliyordu. Ama Yavuz Sultan Selim Rumeli sipahilerinin desteğini aldı. Daha sonra Yeniçeriler de bu ittifaka katıldılar ve nitekim Yavuz Sultan Selim padişah oldu. O yüzden yani çok lineer gitmiyor bu. Yani ne Yok, kadar çok Şehzade Mustafa ittifakın varsa Yavuz'un yaptığını yapamamış, beceremedi. aslında oradaki herhalde en kritik şey Rumeli'ye geçmek. Yani Mustafa da o yüzden sancaklar hep Anadolu'da çünkü deniz ayırıyor. Rumeli'ye geçen çok avantajlı ki Cem Sultan da aslında Rumeli'ye geçmek için Rodos'a şey yapmıştı. Beni Rumeli'ye geçin, ben de Rumeli'den sipahilerin desteğiyle çünkü deniz ayırmıyor, de oradan İstanbul'a gitmek mümkün. Ama Cem Sultan'ı engelleyen kısım aynı esnada Bayezid de hemen uyanıyor ve gidip Rodos şövalyeleriyle Anlaşılıyor. diplomasi yapıyor. Diyor ki siz aman bunu uzak tutun Rumeli'den, ben ne kadar istiyorsanız vereceğim ve onun için çok yüklü bir haraç veriyor her yıl. 40 bin altın kadar gibi çok yüksek bir miktar para veriyor. Sonra papalığa geçince papalığa ödüyor bu parayı. Şimdi bu peki güç sahiplerinden bahsettik. Tasavvuftan da bahsettiniz. Şehzade Mustafa'nın bilinen bir tasavvuf şahsiyette münasebeti Yani hatırlıyor musunuz? Ben bu yani genel olarak mutasavvıfların hani sevgisini kazandığı söylüyor ama böyle çok tekil örneklerden hani şöyle bir şeyhi falan var mı veya bununla bir tasavvufi bir pek üzerine durulan bir konu değil. Ben üzerine hiç hatırlamıyorum. Evet. O Ama yüzden dikkatimi çekti. Amasya'da da zaten böyle bir sufi şeyi var, çevresi var. Orada herkes aynı şekilde bunları destekliyor vesaire ve bir şey var. Böyle bir iklimde oluyor. Yani ülke çapında değil, bulmuş oldu. Peki bu gruplar Mustafa'da ne menfaat gördüler ki desteklediler? Sadece salt muhabbet mi? Sultanın devletin başına daha iyisini olduğu Şimdi iyi bir şehzade geçsin mi dedikleri? şöyle bir şey var. Yani burada bir takım dönüşümler var ama bu dönüşümler her gruba veya her aşamaya, tabakaya aynı şekilde yansımıyor olabilir. Yani aslında Süleyman ile beraber böyle bir cihan imparatorluğu kurma beklentisi vardı. Süleyman'ın bunu başaracağını, işte bunun için astrologlar, astronomların
şey yaptığı sahip kıran olma beklentisi var. Nitekim hemen mesela 1540'larda yazılan bir risalede işte Mevlana İhsan Camil Meknunat'ta işte tahmine göre 960 yılında yani 1553 yılına tekabül ediyor. O yılda işte büyük bir gök cisimlerinin bir uzlaşması, aynı hizaya gelmesi söz konusu olacak. Dolayısıyla bu dönemde olan büyük bir hadiseyle Süleyman sahip kıran ve büyük imparator olacak diye bir beklenti var ama tabii insanlar futuhattan falan bekliyorlar. Şimdi böyle bir şey bekleniyor. Oğlunun ölmesini beklemiyorlar. Bu tür rekabet hem Safevilerle hem de Habsburglarla yapıldı. Habsburglarda da benzer beklentiler var aslında. Şimdi bu aşamada Süleyman'ın hastalığı vesaire, o zaman bunu kim yapabilir? En muhtemel aday Mustafa gibi duruyor. O yüzden de bunu belki Mustafa başarır diye de böyle bir beklenti var. Fakat Osmanlılar aslında böyle bir şeyin veya gidişatı izlediğimiz zaman böyle bir gidişattan, böyle büyük bir fütühattan vazgeçmiş durumdalar. Bunun sınırlarını farkına varmıştım. Onun için barış anlaşmaları yapıyorlar. Bütün hem Venedik'le hem Habsburg'la hem de Safeviler yapmak istiyorlar. Fransa ile yapıyorlar vesaire. Polonya ile yapıyorlar. Çünkü artık bu sınırları korumak birinci amaç. O yüzden de ama herkes bunu bilmiyor olabilir veya herkes bunun detayına farkında olmayabilir. O yüzden de halen böyle bir beklenti var. Ve dolayısıyla ne olabilir? İşte bunu ancak Mustafa başarır. Çünkü o böyle cengaver, böyle alim, böyle cesaretli, böyle fazıl bir kişi. Diğer şehzadeler hakkında böyle iyi şeyler söylenmiyor. Yani Selim hakkında tabii çok olumsuz şeyler söyleniyor. Bayezid hakkında bazen o da işte cesurdu vesaire diye gibi şeyler söyleniyor ama o konuda çok silik bir imajı var. Dolayısıyla belki o konudaki imaj da Hürrem Sultan'dan da kaynaklanıyor olabilir. Ona karşı bir muhalefet aracı olarak da veya onun yükselen gücünü kıskanmanın bir tezahürü olarak da Mustafa destekleniyor da olabilir. O yüzden de böyle bir sevgi ve böyle bir beklenti var Mustafa'nın. Şimdi Kanuni Sultan Süleyman hasta, yani öleceğini düşünüyor. Yeniçerilerde Şehzade Mustafa'yı seviyorlar. Şimdi ikinci Beyazıt Yeniçeriler istiyorlar diye, değil mi? Yani biraz zorunda kaldı, şunu kaldı. Oğluna bıraktı. Bırakmak zorunda kaldı ve çekildi. Dimitoka'ya giderken de yolda vefat etti. Evet. Ama Yavuz Selim taht oturduğu zaman sağdı. Kendi rızasıyla bıraktı. Peki Kanuni Sultan Süleyman da yaşlı, işte hasta. Bırakamaz mıydı? Yani devlet mi izin vermedi yoksa hırsı mı mani oldu? Benim iddiam aslında Süleyman burada aldığı karar ile kendi tahtını korumanın ötesinde devleti mi? Çok daha önemli bir sonuçları olan bir şeye karar veriyor aslında. Yani o da aslında birçok mesela bir Venedik kaynağında bu Navegero'nun, Bernard Navegero'nun kaynağının relasyonesinde geçen bir şeye göre bir gün Cihangir'e diyor ki abiniz Mustafa padişah olacak, hepinizi öldürecek. Zaten o da Mustafa'nın padişah olmasını bekliyor. Çok öncesinde zaten. Sonra Cihangir de ağlıyor. Ben zaten kamburum, beni bari öldürmesin falan diye şey yapıyor. Ama mesele şu. Mustafa'nın padişah olmasından çok problem etmezdi muhtemelen. Yani ona tahtı verebilirdi. Fakat şunu farkında Süleyman. Aslında Mustafa etrafındaki sevginin kurbanı olarak burada ön plana çıkmış durumda. Yani Mustafa padişah olsaydı ne olurdu? Bu sefer aradan 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl geçtikten sonra diyelim. Muhalefet edenler peki Mustafa'nın oğlunun etrafında buluşmayacaklar miydi? Bu sefer o zaman Mustafa'yı tahtını kim kurtaracaktı? Yani siz bunun bir yol olarak aslında açılacağını ve o yoldan da açılacak bu yolun devletin merkezi yapısına zarar vereceğini düşünüyorsunuz. Evet, yani aslında bunu önceden gördü. Yani gördü mü bilemiyorum ama hissetti ve ama bunu sonuçta önünü kesti. Aldığı karar böyle bir şeyi böyle bir yorum yapmamıza imkan sağlıyor. Yani artık hanedan toplumsal ve sosyal grupların birbirlerine rekabetinin bir parçası değil. Bunu buradan çıkartmak istiyor. Yani
burada Yeniçeriler, ulema, efendim şairler, bürokratlar, işte sipahiler, her ne dersek diyelim, güç grupları, siz birbirlerinize mücadele edebilirsiniz. İktidar için şey, artık siz kendinize vezirlerden lider bulun. Yani saltanat şey iktidar kavgasında saltanat şey, ailesini karıştırmayın. Hanedanı karıştırmayın. Hanedanı buradan çıkarıyor. Benim iddiam bu aslında. Denklemde. O yüzden de sonrasında mesela muhalefetin başına geçecek olan, yani bu şeyden Bayezid de aynı şekilde akıbet olur. Çünkü Bayezid ile Selim'in mücadelesinde açık bir şekilde Süleyman Selim'i destekliyor. İşte kendi veziri ona gönderiyor ve ordusuyla ona destek oluyor. Çünkü bunu hani aranızda mücadele, kavga edin, sonuç ne olursa olsun diye bırakmıyor. Çünkü orada açık bir şekilde madem bu sosyal grupların muhalefeti liderle soyunur, o zaman sen padişah olamazsın. Aslında vermek istediği mesaj bu. Dolayısıyla da artık sosyal gruplara ve verdiği şöyle bir şey var, açık bir mesaj var. Yani memnun değilseniz, muhalefetteyseniz de hanedanın bir üyesini harcamayın. Çünkü onun peşine düşerseniz o padişah olmayacak. Ama zaten kimin padişah olduğu da çok da önemli değil artık. Çünkü artık yeni bir bürokratik düzen kurulmaya başlandı. Ve bu bürokratik düzenin merkezi artık vezirde ki, nitekim Mustafa Ali şunu çok net bir şekilde söylüyor. Artık her şeyin karar merciği vezir-i azamdır. O dönemin çağdaş kaynakları da Sultan Süleyman'ı kimse görmüyor zaten. Her şeyde vezirle konuşuyoruz ve vezir ne karar verirse o oluyor. Bu dönemde yazan Lütfi Paşa'nın Asaf Namesi'nde çok açık ve net bir şekilde diyor ki, vezir her neye karar vermişse padişah onu uygulasın, ondan geri dönmesin. Geri döndürmesin diyor. Neden? Çünkü padişah artık bu işleri zaten ilgilenmiyor, birçok detayla da anlamıyor. Dolayısıyla olması gereken şey vezirin bunu tam olarak yapıyor olması. Yani sembolik bir makama dönüştürmüş oldun. Yani bunu tabii bu Süleyman'ın projesiydi. Süleyman İbrahim Paşa ile başlayan süreç içerisinde bunu zaman zaman şey yapıp kendini burada üste bir konuma getirdi. Şimdi bize pek konuşulmayan konulardan bir tanesi de Şehzade Mustafa ile Venedikler arasındaki görüşmeler. Evet. Sizin herhalde ben o makale dışında pek çok ayrıntılı durulan bir şey. Onu ben tesadüfen Venedik arşivinde araştırma yaparken bir belgede denk geldim. Ondan sonra izini sürerek başka bu konudaki belgelere de ulaştım. O da bir tesadüfen bulduğum Venedik baylosunun normal aslında senatoya hitaben veya gönderdiği mektupların dışında bu onlu konseye göndermiş olduğu bir mektupta, bir raporda geçiyor. Diyor ki şeyin elçisi geldi. Mustafa'nın elçisi geldi, size geliyor ama şehzade öldü diye onu bildirmek için şey yapıyor. Bu şehzadenin ölümünden sonraki gönderdiği bir mesaj. Sonra bu şeyin detayına vesaire izini sürerek Venedik arşivinde başka bu konuda belgeler var mı vesaire diye baktım. Ve bu konudaki diğer kaynakları araştırdım. Sonuçta şöyle bir şey çıkıyor. Mustafa Venedikler'e bir müzakereye giriyor ve diyor ki eğer şey olursa bana istihbarati olarak yardımcı olursanız ve padişahın öldüğünü hızlı bir şekilde iletirseniz hani böyle bir ittifak ederiz. Yani Şehzade Mustafa'nın Venediklerden istediği tek şey padişahın ölüm haberini bir an önce kendisine vermesi mi? Bunu evet, bu çok önemli bir şey. Başka bir şey değil yani. Askeri yardım, şu yardım veya... Yok, tam tersine Venedikler ondan öyle bir şey bekliyorlar. Yani bu Mora'daki üstleri kendisine vermesini bekliyorlar. Ama tabii öyle olmuyor. Çünkü elçisine de çok ihtimam gösteriyorlar. Yani bu şimdi Habsburglara gitmiyor da Venediklere gidiyor mesela. Ama Venedikler daha mı güçlü? Venedikler istihbari gücü çok fazla. Hem Osmanlı İmparatorluğu içinde birkaç yere konsoloslukları var. İstanbul'da Baylo dediğimiz büyük elçisi var. Ve bu elçi aslında yani bu Venedik'in bu istihbarat ağı başkasında olmayacak kadar güçlü bir ağa sahip. Haber çok hızlı yayabiliyorlar ve yani bunun dışında Osmanlılar da bundan besleniyor. Avrupa'daki olan
haberleri Venediklilerle çok hızlı bir şekilde öğreniyorlar. Yani bazı gizli haberleri de öğreniyorlar. Yani Venediklerle iş... Karşılığında başka haberler veriyorlar vesaire. Bunu şuradan biliyoruz. Mesela Venedik Baylosus açıkça yazıyor. Diyor ki, yani paşaya ben bunu veriyorum. Bana bunu karşılığında ne tür bilgi vereceksin yazayım diye söylüyor. Paşa da onu şu bazı bilgiler söylüyor tabii. Karşılıklı bilgiler var. Şimdi Venedik gidiyorlar. Her şey olumlu geçiyor. Görüşmeler olumlu görüşüyor. Yardım gelecek. Ne yazık ki Venedikler tamam kabul ediyoruz sana yardım edeceğiz Dediği haberini gün gönderdikleri gün Şezade Mustafa şehzade öldürülüyor. Öldürdü. Bu haber birkaç gün önce gelmiş olsaydı bir şey değişir miydi sence? Yok. Çok bir şey değişmedi. Bu aslında sonraki zamanlar için yapılan bir anlaşma. Yani o yüzden hani çok hani yani onun hani çok böyle bir etkisi olacağını sanmıyorum. Çünkü hani Venedikliler de padişahın kesin olarak öldüreceğini bilmiyorlar. Nitekim Şehzade Mustafa ziyaret edeceği gün ona verilecek hediyelerle alakalı bir liste hazırlanmış. Bu Ruznamçe defterinde bu hazinede hediyelerin listesi yazılmış. Onlar hazineden ayrılmış artık. Ya Mustafa'ya verilmek üzere. Tabii. Hazineden bunun için tahsis edilmiş bir takım hediyeler var. Ve bu sanırım herkes Mustafa'ya bu hediyeler verilecek. Onlar görüşecek. Sonunda da sefere devam edilecek diye bekliyor. Sonradan biz burada o kayıtlarda görüyoruz ki bu şey üzeri çizilip bunlar hazinede kaldı diye not düşülüyor. Yani sanki Mustafa'nın öldürülme meselesini Süleyman ya çok gizli tuttu ya sadece kendisi biliyordu veya yanındaki çok yakındaki birkaç kişiye ancak söylemiş olabilir. Yani herkes, hiç kimse bunu tam olarak böyle bir şey beklemiyor. Mustafa da kendisini izah edebileceğini düşünüyor. Yani babasını ikna edebileceğini, öyle Babasını bir ikna edebileceğini, dolayısıyla böyle bir hani isyan etmediğini, babasının emrinde olduğunu kendisini söylerse babasının onu dinleyeceğini düşünüyor. O yüzden gidiyor. Yani gitmesinin, yarılmasına rağmen gitmesinin nedeni Eğer babasının ikna edeceğini düşünmesi. Gitmeseydi isyan ettiği çok net olacaktı. Kabul etmiş olacaktı. Tabii kabul etmiş. Onun için onu kabul etmek etmediği için gidiyor zaten. Ama akıbeti tabii şey oluyor. Değişmiyor. Yani yolculuk esnasında karar değişmiş olabilir mi? Yani bilmiyorum tabii. Hani şimdi annesi çok uyarıyor. Kesinlikle gitmemesi için. Etrafını uyarıyor. Mahidevran tecrübeli, biliyor sarayları, işlerini, gücünü. Ve yani ilginçtir. Mahidevran da çok uzun yaşıyor. Yani oğlunun şeyini göremiyor ama kendisinden sonra kaç tane padişah daha görüyor. Maalesef hani o da ayrı bir şey. Hüzün yani onun içinde. Öyle şeylerden. Evet. Şimdi bir üzerinde bu olayın çok etkin olan şey Hürrem Sultan ve Rüstem Paşa. Rüstem Paşa'nın sadrazam olması. Evet. Aynı zamanda Kanuni'nin damadı olması. İşte Rüstem Paşa'nın işte biz meşhur beyit var. Olacak bahtı. İkbali açıksa. Olacak bahtı kavi tali yer. Kehlesi dahi anın işe yarar. İşe yarar derken kastedilen o bit o, evet. Olayı. O hakikaten bakarlar mıydı böyle damatlarda hasta olup olmadığını anlamak için bit olup olmamasına? Şimdi bu bir Mustafa Ali'nin anlattığı bir hikaye. O da şu. Padişah Mihrimah Sultan'ı Rüstem Paşa ile evlendirmeye karar verdiği zaman o zaman Diyarbakır Beylerbeyi Rüstem Paşa bu konuda bir takım dedikodular çıkıyor. Ve işte cüzzamlı olduğu dedikodusu. Bunun için de tabii Süleyman'ın canı sıkılıyor ve bunu hekim başına soruyor. Bunun cüzzamlı mı değil mi, nasıl anlarız diye soruyor. O da diyor ki yani bu böyle bir bilgi tıbben var mı bilmiyorum ama cüzzamlıya bit yapışmaz diyor. Yani herhalde o kadar tiksinç bir şey ki o bit bile gelmiyor falan gibi bir şey söylüyor herhalde. Ve ondan sonra bir kişi, iki tane bir tabip, bir tane de defterdarlıktan herhalde bir şeyi, maliye müfettişi gönderiyorlar Diyarbakır'a ve dolaplarını, işte kıyafetlerini bit arıyorlar ve nihayetinde bir tane bit bulunuyor ve her ne kadar şey bunu gizlemiş olsa da sonunda böyle bir şey oluyor. Şimdi bu konuda Mustafa Ali'nin söylediği cüzzamlı. Mesela çağdaş bir kaynak Bernardo Navajero'nun Venedikli şeyi söylediği şey şu. Aslında oradaki hastalık frengi hastalığı dedikodusu olduğu söyleniyor. Bu dedikoduyu yayan kişinin de Hürrem Sultan olduğunu söylüyor.
O çünkü kendi kızını daha yakışıklı birisiyle evlendirmek istemiş. Ha, Ama müthiş. tabii Süleyman karar vermiş ve hani bu konuda çok kararlı. Onun için Rüstem'le evlendiriyor. Peki Rüstem'de ne görmüş olabilir Süleyman? Yani Kanuni. bu da çok ilginç tabii. Yani onu da herhalde çok kendisine çok tam olarak bağlı bir kişi olarak görüyor. Bunun birkaç tane anekdotal hadise var. Bir tanesi Enderun'da eğitim görürken Süleyman işte böyle bir balkondan böyle bir mendil gibi bir şey düşüyor aşağı. Diğer iç oğlanları işte merdivenden koşuyorlar onu getirmek için. Bu hemen balkondan atlıyor. Herkesten önce yakalıyor. Ve diyor ki işte benim için hemen yani benim mendilim için canını feda etti. Bu bana çok bağlı oluyor. Bu acayip bir sevgisi var. Ve o yüzden de onu sürekli kolluyor vesaire ve bu konuda da acayip bir inancı var yani ona da ve onu kızıyla evlendiriyor. Peki yeteneğinden, Yani onu zekasından hem Enderun'da bir insanı tabii. boşuna, yani zekası yoksa Enderun'u almazlar. Tabii. O konuda zaten hem çağdaş kaynaklar da çok söylüyor, hem çok zeki ve çok akıllı ve aynı zamanda çok uyanık olduğu, bir taraftan da para göz olduğunu hep Venedikli kaynaklar ve Osmanlı kaynakları da aynı şekilde söylüyorlar. Dolayısıyla bu konuda böyle bir şeyi var. Rüstem Paşa'nın Süleyman'ın gözünde böyle bir itibarı var. Yine bir çağdaş kaynak olan Busbek, Avusturya elçisi mesela onun maliye konusundaki çok başarılarını zikrediyor ve dolayısıyla da bundan dolayı da Süleyman onu çok sevdiğini Evet. söylüyor. Yani kanaatimce Osmanlılar'da eğer bir adam zeki ve becerikli değilse devlet pek tutmaz. İşte yani Yani en genelde azından. bunu böyle bir şey söylüyoruz. Tabii meritokratik olarak böyle bir şey yapıyoruz ama tabii O yapı çünkü yani böyle zeka ve beceri üzerine seçilerek yükselen. veya hani oradan süzülüp çıkman için hakikaten çok zeki ve Yani ayakta kalacaksın, becerikli tabii. olman gerekiyor. Yani tam bir şey mücadele, hayatta kalma mücadelesi. Bir de işte Şehzade Mustafa'nın şanssızlıklarından biri galiba Makbul İbrahim Paşa'nın Baktul İbrahim Paşa olması mı? Evet. Onu da Yani değişir miydi o hayatta olsaydı bir şeyden? bilemiyoruz açıkçası. Yani En azından şu olay Sadrazam, Rüstem Paşa Sadrazam olmazdı belki. Şöyle bir şey olabilirdi tabii. İbrahim Paşa sadrazamlığa devam ediyor olsaydı o zaman Hürrem bu kadar çok yükselemeyebilirdi. Ama acaba İbrahim Paşa'nın düşüşü Hürrem Sultan'ın la nikah kıyılmasından sonra olması tesadüf mü? Bu da hani mesela düşünülmesi gereken bir başka mesele. Yani Hürrem Sultan da az değilmiş yani o hakikaten. O Yani da bir siyasi anlatılan zekası varmış. tabii anlatılan hikayeler ve Kutlar anekdotlar sofrasında yani öyle. yani Hürrem Sultan'ın da bu konudaki dengeleri çok iyi bildiğini gösteriyor. Tabii bu kaynaklara biz Osmanlı kaynaklarına çok rastlamıyoruz. Çoğunlukla da Batılı kaynaklar ve seyahatnamelerde denk geliyoruz ve o yüzden de bazen tarihçiler bunları şöyle düşünüyor. Yani Batılılar herhalde bunları uyduruyorlar diye düşünülüyor. Ama aslında benim kanaatim bunlar İstanbul sokaklarında konuşulan dedikodular. Osmanlı yazarları bunu yazmıyor. Bunun sebebi edebe aykırı olduğunu düşündüklerinden dolayı yazmıyor olabilirler veya başlarına bir iş Korkudan da gelirse yazmıyor diye olabilir. yazıyor olabilir. Çünkü mahrem meseleler bunlar. Onun için de yazmıyorlar. Bir de niye yazsın ki herkesin bildiği şeyler? Herkesin bil. Ama ötekileri tarafından çok ilginç bir Tabii. bilgi. Bizim için de şöyle Magazin tarafı var tabii. magazin tarafı var. Şimdi bu magazin tarafı olmasından dolayı bir tarafta uydurma olma ihtimali de çok yüksek. Ama başka somut bilgilerle örtüştüğün zaman aslında o bilgilerin çok da boş olmadığını da düşünebiliyoruz. Diğer taraftan da seyyahlar veya bu Venedikli bürokratlar Osmanlı'daki kamuoyundaki konuşulanları çok yakından takip ediyorlar ki bunu arşivden takip edebiliyoruz. Yani bunu çok vakıflar. Sarayda olanları da çok iyi net biliyorlar. Çünkü dedikoduların içindeler bir taraftan kendileri de. Şimdi mesela yine makalede benim dikkatimi çeken husus Doğu'ya seferin yani daha birkaç defa da zikrettiniz. Mustafa'yı ortadan kaldırmak yani gerçek niyeti Safevilerle savaşmak değil. Yani Şehzade Mustafa'yı öldürmek olduğunu bu fikri makul buluyorsun. Yani Şöyle, olayların gidişatı bunu destekliyor. Şimdi bunu kronolojik olarak bir daha başa bir sararsak. sultan yani
sırf böyle oğlunu öldürmek için daha kolay yolu yok muydu? Yani böyle bir yok. Organizasyon, yani aslında yok. Pahalı bir ve sonuç itibariyle sıkıntılı bir organizasyona giriştin. Şöyle aslında, o aslında çok pahalı olmayacak bir şey yapıyorlar aslında da, iş sonundan çok pahalı oluyor. Şöyle bir şey oluyor. İlk başta 1552 sonbaharının Eylül ayında Rüstem Paşa küçük bir orduyla yola çıkıyor. Beklenti Süleyman iyileşince bir sonrakinde de gelecek diye bekliyor. Baharda Aynı gelmesi. Irak'ın seferindeki gibi bir plan yapıyorlar. Baharda Süleyman da gelecek ama o sırada bu dediğimiz hadise oluyor. Yeniçeriler Mustafa'yı şey yapıyor ve o sırada padişah Mustafa'yı öldürmeye karar veriyor. Ve Rüstem Paşa'ya diyor ki gelin İstanbul'a. Baharda ben kendim sefere bizzat çıkacağım. Ve aynı zamanda şunu da göstermek istiyor. Bakın ben hasta değilim. Sağlam. Sağlam bir şekilde sefere çıkıyorum diye göstermek için de böyle bir şeyi var. Ve o sırada tabii yapılan blöf işliyor. Tam da Safeviler elçi gönderiyorlar. Fakat Mustafa meselesinden dolayı elçiye diyorlar ki sen de bizimle gel. Müzakereler yapmaya devam edin. İşte o zaman hatta Rüstem Paşa ile elçi yol boyunca müzakerelere devam ediyorlar. Ta ki Mustafa öldürüldükten sonra diyorlar ki tamam gidebilirsin. Barış için şartlarımız bunlardır. Diye böyle bir mesela. Eğer bu elçiyi baştan gönderseler Şehzade Mustafa orduya gelmezdi. Çünkü kendisine yapılan bir sefer olduğunu anlardı. Diğer taraftan da eğer Mustafa yani şey olsa başka türlü de onu ordu gönderirse yani Mustafa da ona karşı önlem alır veya karşı çıkar veya orduyu oraya kadar götüremeye ikna edemezlerdi. Ama yani niye karşı çıksın? Hani babasının kendini ikna etmeyi düşünen, elinde güç olduğu halde, orada olduğu Ama halde Rüstem Paşa'ya saldırmayan, yani isyan etmeyen bir adam. Evet. Yani aslında bu bakımdan çok böyle teamüle uygun hareket etmek istiyor Mustafa. Yani işi böyle şiddete dökmeden suhuletle halletmek istiyor aslında. Ama olayın diğer yönüne bakarsak hani bir şekilde kendisine karşı bir operasyon yapıldığını anlamış olsa bu sefer iş daha riskli bir noktaya gelebilir. Yeniçeriler Süleyman'ı karşısına alıp Mustafa'nın tarafına geçebilirler. Nitekim bu anonim bir Venedik kaynağında şunu çok net bir şekilde söylüyor. Diyorlar ki biliyorsunuz bu Ereğli'de ilk başta padişahın sarayına şey çadırına giriyor. Orada padişah ölüm emri veriyor ve o sırada üç tane dilsiz atlıyor üstüne ve Mustafa güçlü bir kişi ve onlardan kurtuluyor. Kapıya doğru koşarken bir başkası yakalıyor ve orada artık boğuyorlar. Zal Mahmut Paşa olacak kişi. Şimdi bu olaylar tabii dışarıda da konuşuluyor. Ve Yeniçeriler şunu diyorlar. Eğer ilk seferde kaçsaydı biz onu babasına karşı korurduk. Şimdi bu aslında bir taraftan olayı çok net ifade eden bir şey. Şimdi Yeniçeriler aslında sultana, meşru sultana mutlak olarak bağlı olması beklenen bir grup. Evet. Kapı kulunu ama şey ise daha henüz padişah olmadı. O zaman kim padişah aslında? Şimdi burada böyle bir otoritenin kayması söz konusu ve aslında Süleyman'ın da gördüğü nokta burası. Ve eğer bir şekilde Mustafa padişah olsaydı, aradan bir müddet geçtikten sonra bu sefer oğluna tabi olacaklardı. Bu sefer de Mustafa'yı indireceklerdi. Kazan kaldırmaları mahiyet değiştirecek. Tabii. Bu sefer mutlak gücünde bulundurup. Ondan sonraki mesela hatırlayın, yani bütün isyanlar padişaha karşı değil. Ya sadrazama ya defterdara vesaire hedef alarak yapıyorlar. Bir de oğlunu öldürdüğünde pişman oluyor Kanuni Sultan Süleyman. Yani, nasıl bir pişmanlık olduğunu yani, düşünüyorsun? O zaman böyle senin bu görüşünden sonra bu pişmanlığı bir babanın tabii. Evladını öldürdüğü, evladının başına bunlar geldiği için duyulan bir üzüntü olabilir. Yoksa devlet adamı kral olarak, tabii. Sultan olarak bir Yani bu yani tabii bir insan sonuçta bunlarda. Yani hani padişah da olsa insani duyguları vardı ve nitekim yani oğlunu boğdurtmak çok büyük bir trajedi aynı zamanda. Yani onun başında ağladığı rivayet ediliyor vesaire. Ya yani, köpek dediği adamı öldürüyor sonra başında ağlıyor. Yani tabii işte bu tabii biraz zor bir durum. Yani bir yani sultan olarak karar vermek, başka bir şey baba olarak karar tabii vermek. Tabii ki, tabii ki. Başka bir şey. Bu şey yapalım mı? Sultanın nasıl öldürüldüğünü konuşalım ama bu Taşlıcalı Yahya'nın meşhur Evet. terki bende var. Bu sevgili izleyicileri
hatırlatayım. Hocam Atilla Şentürk'ün Kanuni Sultan Süleyman Hicviyesi veya Şehzade evet. Mustafa Mersiyesi isimli kitabını hararetle tavsiye ederim. Bu yani dönemin diyelim kamuoyunun duygularını yansıtması açısından Taşlıcalı Yahya'nın bu terkip bendi, bu şiiri çok çok önemli. Onun ilk bendini istersen birlikte okuyalım. Tabii. Ve sen de bu en bir tarihçi olarak bu olup bitenleri bize paylaş. Yani şeyi evet. açık anlamamız yardımcı olmanı istiyorum. Medet, medet bu cihanın yıkıldı bir yanı, ecel celalileri aldı Mustafa Han'ı diyerek çok anlamlı ve çok böyle sert bir giriş yapıyor. Evet. Yani buradan girişinden zaten şiirin nereye gideceğini, ne yapacağını söylemiş oldu. Medet, medet. Bu cihanın yıkıldı bir yanı. Yani öyle bir Şehzade Mustafa'nın öldürülmesi, sıradan bir insanın öldürülmesi gibi değil. Cihanın yarısı gitti. Evet. Yani o kadar önemli. Ecel Celalileri aldı Mustafa Han'ı. Şimdi Ecel Celalileri Azrail, Ecel, Eceli Az, Celali'ye benzetiyor. Tabi Celaliler de meşhur Celali evet. isyanlarından sonra artık isim olarak her isyankara verilen böyle Evet. vurucu, kırıcı, vahşi, yağmalayıcı, isyankar tiplere verilen Bu genel Celal isim oldu. isminde bir isyancının dan atıfla sonraki bütün isyanları Celali isyanları deniyor. Aslında hani o şeyden başlayan bir şey ki buradaki referans o. Yani böyle bir Ecel Celalileri evet. diyerek Eceli Celali'ye benzetiyor. Evet. Ama burada tabii şimdi sultanı da laf söylemesi mümkün değil. Bu kelle gidecek. Doğrudan söyletmezler adama. Ecel Celalileri diyerek dolaylı yoldan biraz daha düşününce bu Ecel Celalileri Rüstem ve şey, Kanuni Sultan Süleyman'a kadar Tabii aslında Süleyman'a da orada şeyi var. Yani söz dolaşıyor. Gelecek Devam buradan edecek miyiz? şeyden Ecel Celalileri Mustafa Han diyor ve Mustafa Han diyor yani. Evet. Bu aslında önemli bir ipucu. Yani çünkü Han millet benimsemiş yani. Türk Moğol Yani seçimlere geleneğinde girmeden kazanmış gibi adam durumu. Tabii Türk Moğol geleneğindeki en üst ünvan. Dolayısıyla bu ünvanı verilen bir kimse aslında şu anlaşılıyor. Yani dolayısıyla sultan aslında buydu. Süleyman ve onu öldürdünüz. Yani her ne kadar meşru olarak bir padişah var olsa da onu yok sayarak gerçekte gönlündeki padişahı söylüyor açıkça zaten. Sonra dolundu mihri cemali, bozuldu divanı, vebale koydular, âl ile âl Osman'ı. Yani onun cemal, güneşe benzeyen yüzü artık söndü, söndü, battı, battı. Artık yok ve divanı da bozuldu. Tabi Sancakbey'inde olan şehzadelerin de ben saraydaki kadar olmasa da bir şeyi var. Minyatür, ya yani ona göre biraz daha küçük de olsa Bir ama bürokratik organizasyonu var. Var ve ona divan Tabii. deniyor. Belki o divan sayesinde işte sarayı öğreniyor. Saray Tabii. adetlerini öğrenmesi için Yönetmeyi kullanıyor. öğreniyorlar. Yönetmeyi öğreniyor. Bu bozuldu divanı. Tabii adam kelle gidince divan da bozulmuş oldu. Vebale koydular Ahl-i Osman. Osmanoğullarını hile ile vebal altına soktu. Evet. Ve burada iki kişiyi hem Kanuni Sultan Süleyman'ı böyle masum, suçsuz derken vebale koymak fiiliyle içi al ile diyerek yani hile ile kandırdılar diyerek bir taraftan Kanuni Sultan Süleyman'ın suçsuzluğunu veya çok suçlu olmadığını, mecbur kaldığını ima ederken öbür taraftan da vebale koydular diyerek oğlunu öldürmenin suç olduğunu da Tabii. söyletmiş oluyor. Tabii. Aslında yani bu Taşlıcalı Yahya'nın bu Mersiyesi insanların ne hissettiğini çok net ifade eden bir şey. Ama tabii şunun şartları düşünmek lazım. O sırada sefer esnasında ve Safevilere karşı savaş yapılması planlanıyor. Ama onlardan barış beklentisi var. Fakat Tahmasp bu düşen morali düşünce savaşmaktan, barış yapmaktan vazgeçiyor ve diyor ki biz savaşa devam ediyoruz. Hatta Osmanlı kalelerine saldırıyor vesaire.
Şimdi bu zaman anlıyorlar ki yani böyle bir düşük moralli bir orduyla savaşmak zorundalar. Bu aşamada Çünkü Yeniçeri'nin sevdiği adam tabii. gitmiş. Padişaha bağlılığı tartışılır durumda. Ve dolayısıyla Osmanlılarla savaştığımızda Yeniçeri bizim karşımıza savaşmaz. Şimdi kronolojik olarak bundan biraz öncesinde oluyor. Hemen Şehzade Mustafa'nın öldürülmesinden sonraki öfkeden hemen sonra olan bir hadise ama benim tahminim Rüstem ile Süleyman anlaşıyorlar. Yani diyorlar ki yani burada böyle bir öfke var. Bu öfkeyi dindirmek gerekiyor. O zaman bir günah keçisi lazım. Bu da Rüstem Paşa oluyor. Evet, ondan sonra Rüstem Paşa'yı görevden alıyor. Rüstem Paşa görevden alınıyor ve şuradan Birkaç biliyorum. yıl sonra tekrar paşa olacak, ayrı hikaye tabii. Ama oradaki hadise şu. Padişah olacak ama Rüstem Paşa birkaç yıl sonra padişah olacağını çok net biliyor. Sadrazam hocam. Tabii nitekim gelen elçilere diyor ki benimle görüşmeye devam edin. Ben padişah sadrazam olacağım diyor. Danışıklı dövüş. Benim tahminim hatta şöyle bir şey var. Ordu seferden döndükten sonra Venedikliler diyorlar ki yani böyle konuşuyordun ama hala sadrazam olmadın diye laf çaktırıyorlar. Rüstem de diyor ki merak etme şurada o sırada Düzmece Mustafa meselesi var. Şu mesele hallolsun görürsünüz diyor. Nitekim mesele hallolur olmaz hemen sadrazam oluyor. Yani Yani bu peki damat olmasaydı kafasını vurur muydu? tabii ki o çok önemli bir şey var. Yani orada yani Tepkileri azaltmak için biraz. yani Rüstem'i çok seviyor. Onunla anlaşıyor, onu başarılı buluyor. Yani öyle anlattı, kızından çok seviyor gibi geldi yani. Yani onu bilemeyiz. Yani öyle birkaç defa anlatış Evet. yapınca. Olabilir tabii yani onun şeyini hani ölçemeyiz ama şöyle bir durum var. Ya ona çok güveniyor ve yeniden sadrazam olması için de yani O zaman biz Hürrem Sultan'ın gücünü biraz yani Rüstem'in zekasını ve Rüstem'in kendi kişisel hırsını göz önünde bulundurmadan biraz fazla mı yüceltiyoruz, büyütüyoruz? bir ekip gibi düşünmek Tabii lazım. yani tek başına Hürrem'in gücü ve iktidarı olacak şeyler değil. Tabii. Biraz galiba Tabii. bu anlatılanlardan Ama Rüstem'in şöyle de tabii. zekası ve hırsı da Tabii bir ittifak içindeler ve birlikte hareket ediyorlar tabii ki de bunda. Dolayısıyla böyle bir hani bunun için saray hizbi demek çok yanlış değil bunun için. Ama peki ne kadar görüşüyorlardı? Bu konuda çok bilgimiz yok ama en azından bir tane ipucu var. Bir Venedik elçisinin söylediği şey. Rüstem kayınvalidesi hiç yüz yüze görüşmedi diyor. Normalde aslında hani bu dinen bir sakıncası olmamasına rağmen haremin bu muhafazakarlığını dışında dışında yani böyle bir şey politik var. olarak bir tercih olduğunu söylüyor. Yani ama Mihrimah Sultan aracılığıyla haberleşiyorlar. Ve birçok zamanda Mihrimah Sultan Bu da bir politik bir karar olabilir. tabii yani Tercih çok olabilir. yakından görüşmemek gibi. Ama dolayısıyla da aslında böyle bir hani görüşmeseler bile çok yakından haberdar ve birlikte hareket ettikleri çok net. Şimdi bu programı dinleyen veya izleyenler Şehzade Mustafa'nın isyan teşvikini anlattıklarından Şehzade Mustafa'nın isyanına teşne yakın ettiğini düşünebilirler. Ama Taşra Yahya Selim gibi düşünmüyor. Diyor ki bak yalancının kuru bühtanı, buğzu pinhanı, akıttı yaşımızı yaktın ağrıyacağın. Yani o yalancı Rüstem Tabii. Paşa'nın kuru iftirası ve gizli düşmanlığı, haseti, şehzade olan gizli hasedi onun ölümüne sebep oldu ve biz de gözümüzü yaktı. Bizim gözümüzden yaşlar getirdi. Hicran ateşiyle yüreğimizi yaktı diyor. Bunu destekleyecek bir şey söyleyeyim. Şehzade Mustafa isyana teşne olduğunu söyleyemeyiz ama buradaki saltanat mücadelesinin farkında ve dolayısıyla kendisine ittifaklar arıyor. Bu Venedik boyutunu söylemiştik ama diğer taraftan Osmanlı içerisinde de ittifaklar arıyor. Ve dolayısıyla da mesela önce Diyarbakır Beylerbeyi sonra Erzurum Beylerbeyi olan Ayas Paşa'ya göndermiş olduğu bir mektup var. Bu mektubu Şerafettin Turan yayınlamıştı Şehzade Bayezid Vakası kitabında. Orada şunu söylüyor. Ben diyor padişah olmak istiyorum. Ama bunu babamın ölümünden sonra olmak istiyorum. Bana destek olur musunuz diye bu mealde bir şey yapıyor, bir mesaj veriyor. Bunun karşılığında Ayas Paşa da tabii ki sen bunu hak ediyorsun. Biz arkandayız diyor.
Ama dolayısıyla aslında şunu var. Yani bunu babasının sağlığında yapmayı zaten hiç düşünmüyor. Ama babasının ne zaman öleceği ve o zaman da çok geç kalma ihtimali de var. Evet. Yani o babasının hasta olması ve öleceğini düşünmesi İşi ona biraz hızlandırıyor. Bu evet işleri biraz daha düşünmesine sebep oluyor. Peki bu Taşlıcalı Yahya dışında birkaç mersiye daha var. Şehzade Mustafa. Sonra Avrupa'da Avrupalıların da çok dikkatini Tabii. çekiyor değil mi? Venedikler falan bununla ilgili şiirler, operalar vesaireler Tabii de var. Operalar var, tiyatro var. Taşlıcalı unutmadan bir şey söyleyeyim. Mesela Süleyman'a eleştiri var. Bu Rüstem'e karşı çok ağır bir eleştiri var. Rüstem bunu nasıl... Sonra yeniden sadrazam olduktan sonra onu cezalandırmak istiyor. Hatta öldürmek istiyor. Ama Süleyman biraz herhalde belki pişmanlığı şeyiyle Mustafa'ya olan yani buna izin vermiyor. O en azından Taşlıcalı Yahya bildiğimiz gibi şey babası da Yeniçeri. O da kendisi Yeniçeri katibin yanında bir çalışan bir şakirt. Dolayısıyla Yeniçeri Ocağı'nın parçası. Yani Ve çok Yeniçerilerin görüşünü yansıtmış. görüşünü yansıtan Oradaki birisi. havayı aktarmış. Onu sonra işte İzvornik'e sürüyorlar ve orada bir küçük bir çiftlikte hayatının geri kalanını orada geçiriyor. Ama yani Taşlıcalı Yahya da Şehzade Mustafa'yı ne kadar seviyor. Ona rağmen yani başına gelebilecekleri en kötü şeyi razı. Yani Evet. öldürülmeyi göze alarak bu şiiri yazıyor. Tabii. O kadar da cesur aslında. Tabii. Şimdi bu şiir yazdıktan sonra Mustafa Ali anlatımına göre peki hala yükselebilirdi yani ama tabii. olur bir şeyler olur paşa maşa olabilecek Olabilirdi. iken Tabii. adam Şehzade Mustafa'nın haksızlığı karşısında göz yani yummuyor söyleyeceklerini söylüyor ve işte dediğin gibi bir kenar köşe Tabii. köye gidip Mustafa Ali de işte Süleyman'ı şairleri seven bir padişah olduğu için onu hayatını bağışladı. Ama Rüstem şairleri çok sevmezdi diye orada onu şeyi söylüyor. Vesaire. Ama tabii bu çok yansıması var bu o hadisenin. Hani Avrupa'da da şimdi opera Avrupa'da mopera yapıyor adamlar ya. Yani operada çok çok fazla opera var. Hemen o yüzyıl içerisinde çok kısa bir süre içerisinde hemen işte birçok tiyatro oluyor, birçok kitap yazılıyor. neye bağlıyorsun bu Venediklilerin? Çünkü Yani bu İtalya'da oluyor bütün bu işler ve şehzadelere Fransa'da karşı sonra İngiltere'de de oluyor. Cem Yani Sultan'dan sonra bildiğimiz ikinci böyle hakkında çok opera evet. yazılan şey. Yani bilgi hakkında bilgi olan ve ilginç bir hikaye sonuçta. Hakikaten aslında ben şunu da merak ediyorum. Yani Ve sempatiyle yaklaşıyorlar tabii bir Türk de. edebiyatı ve Türk sineması mesela bu konuları çok ıskaladı. Ben şey düşünürüm bilir misin? Bu Taşlı Yahya'nın bu mersiyesini, terkibendini bir opera gibi düşünürüm. Medet, medet, yıkıldı Tabii. cihanın bir yan diye. Nasıl bir girişle böyle bir sahnelense Tabii. falan. Çok çok tek başlı başına bir şey. Ve Olabilirdi. Şehzade Mustafa'nın sadece ve sadece hani gitme, annesi diyor ya gitme, yapma, etme diyerek ak elbiseler giyip silahlarını koşunup silahlarını veriyor. Ve o bembeyaz çadırın içine Giriyor. girme sahnesi var ya. O sahneyi mesela o sırf 1,5-2 saat o canlandırsa, orada boğuşsa, orada babanın mesela gözyaşlarını yansıtsa, o Çok müthiş bir şey olur tabii. dilsiz o Tabii. işte muhafızlarla mücadelesini tam kurtulacakken o Zalmus Mahmut Paşa'nın tekmesini gösterse, sonra onun çaresizce boğulmasını verse ve bir taraf yani bunları anlatsa ve cansız bedeninin çadırın önüne çıkartıldığını görse ve film bitse mesela. Tabii. Ne ağır ve Yani onun öncesinde de çok malzeme var aslında. Mesela Türk sineması bu tür malzemeleri kullanmadı. Edebiyatçılara da belki burada bir iş düşüyor. Yani hakikaten çok az, şiir de çok az yazıldı. Hani mersiyeler var ama hani modern edebiyat bu konuyla ilgilenmiyor. evet hiç. Roman yok yani mesela romanda. Şehzade Mustafa hakkında yani hakikaten yani hayat roman olacak şehzadelerin başında Tabii. gibi. Çok da yakışıklı yani güçlü, kuvvetli yani Tabii. bir kahramanda aranabilecek her türlü özelliğe sahip biri. Ne diyelim yani belki İnşallah. bundan sonra olur. Gerçi bir dizide oldu ama orada daha çok Tabii. Hürrem ve Kanuni arasında geçtiği için ikinci planda kaldı. Ama bu bir de şeyler de özellikle Venedikler, operalar vesaire dikkatini çekmesi bakımından çok İlginç bir mühim şey tabii. daha söyleyeyim. Mesela bu olayın ardından hemen şairler bu hileden bahsettik ya Taşlı'lı yani. Mekri Rüstem diye bir tarih düşüyorlar. 960 yılı için. Evet. Yani Şimdi bu Rüstem'in hilesi. Rüstem'in hilesi
İlginç olan mesela bu hadiseden çok kısa bir süre sonra yazılan Farsça tarih kitaplarında da Mekri Rüstem yılı diye geçiyor. Evet. Yani mesela bunun örneği şeyde Kadı Ahmet Kazvini'nin Cevahirül Ahbar isimli kitabında yok. Tarih Cihan Ara kitabında o net bir şekilde 960 yılının Mekri Rüstem diye söylüyor. Yani aslında bu şey yani belki şöyle düşünmek lazım. Bu şairlerin veyahut da bu türden entelektüel üretimlerin İslam dünyasındaki şeyi bu siyasi sınır ötesine çok hızlı geçiyor. Evet. Ben gerçek düşünceyi, politikayı, halkın düşüncesini bunlardan öğreneceğiz. Tabii. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Şehzade Mustafa'yı bize tanıttın. Daha yakından tanımış olduk. Ama o makale, ben de daha önce bildiklerimden daha farklı şeyler öğrenmiştim makalenden de. Bunları da bir kez daha dinlemiş olduk. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Efendim, Enderun Sohbetleri'nde bu hafta Şehzade Mustafa'yı konuştuk. Şehzade Mustafa'nın yaşamış olduğu dönemi ve içinde bulmuş olduğu şartları Zahit Atçı'dan dinledik. Haftaya yeni bir konu ve konukla yine birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın.